Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün ASP .NET Core Web Geliştirme Etkinliğimizin ikinci gününde sizlerleyiz. Yine Fatih Çakıroğlu hocamız bizlerle birlikte olacak. Çok güzel bir etkinlik yine sizleri bekliyor. Öncesinde yine ben bir sertifika hatırlatması yapayım. Yayınlar etkinliğimiz sertifikalı, sertifika onaylı sertifikalarımız olacak. Yayın esnasında yani yayının ortalarında paylaşacağımız yapılama formunu doldurmayı unutmayın lütfen. Onun dışında yine sorularınız olursa chat kısmından yazmaya da çekinmeyin. Biz yayın esnasında olabildiğince veya yayının sonlarında Fatih Bey'e iletiyor olacağız yine sorularınızı. Onun dışında başka söyleyeceğimiz bir şey yoksa o zaman Fatih Bey'i davet edelim. Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz. Nasıl? Sağ olun. Sizden nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyiyiz biz de. Teşekkür ederiz. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biraz da JSON Web Token konusuna gireceğiz. Umarım faydalı olur arkadaşlar için. Hazırsak başlayalım o Evet. zaman. Tamamdır. Evet, başlayabiliriz o Tamam. zaman. Biz Ben yine ben şöyle... küçük bir şey söyleyeyim. Yine biliyorsunuz ki Fatih Bey'in Udemy'de de çok güzel faydalı eğitimleri var. Belki yayının sonlarına doğru küçük bir sürpriz olabilir. Kaçırmayın zaman başlayabiliriz. Tamamdır. Sesim şu anda geliyor herhalde. Ekranı yansıttım ama Evet. geldim acaba. Şöyle Evet, ekranı paylaşayım geldi. ben. Tamamdır. Şurada Biz o olacak. zaman arka plana geçelim. Tamam. İyi Tamamdır. yayınlar Oldu. diliyoruz. Tamamdır. Teşekkürler. Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Kısaca tekrar bir tanıtayım kendimi. İsmim Fatih Çakıroğlu. Senior.NET Developer pozisyonunda çalışıyorum. Onun dışında biraz frontend tarafı, biraz da işte Android tarafında, Kotlin tarafında geliştirmeler yapıyorum. O yüzden biraz da full stack tarafında var. Neler yapıyorum? Ağırlıklı olarak kurumsal firmalara veya özel firmalara .NET teknolojileri üzerine eğitimler veriyorum. Onun dışında vakit kalırsa işte Udemy'de eğitmenlik yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlar onun dışında da bir boş vaktim olursa da birkaç tane yürütmüş olduğum proje var. Onların kodlamasını gerçekleştiriyorum. Genelde çoğu arkadaş beni büyük ihtimalle Udemy üzerinden tanıyordur. Udemy'de ağırlıklı olarak .NET üzerine, Azure üzerine kurslar hazırlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Tabii buradaki en büyük motivasyon yeni bir şeyler öğrendikten sonra bu yeni öğrendiğimiz teknolojileri karşı tarafa aktardığımızda hem kendim daha iyi öğreniyorum hem de arkadaşlar sizler için de güzel konular işlemeye çalışıyorum. Çünkü bir konuda öğrenmenin en güzel yolu onu ya yazarak pekiştirmektir ya anlatarak arkadaşlar pekiştirmektir. Bu ikisini yaptığınız zaman emin olun o konu aklınızda çok daha hızlı bir şekilde kalıyor ve daha uzun süreli kalıyor arkadaşlar. Bugün neler yapacağız? Hemen şöyle gelelim ben yine ekran alayım. Burada biraz arkadaşlar webcam'i sizler şeyden görüyorsunuz, biraz yandan görüyorsunuz. Bir bacağım ufak bir kırık olduğu için sol tarafa almak durumunda kaldım. Umarım bir sıkıntı oluşturmaz. Şimdi dün bir özetlersek nelerden bahsettik arkadaşlar? Bir özetine geçelim. Bir web uygulamasında öncelikli olarak konumuz authentication ve authorization konusuydu. Burada da backend olan bir web uygulama olduğunda işte bu bir .NET Core, bir Java Spring olabilir. Bir authentication, authorization yapısı kurmak istediğinizde cookie tabanlı kimlik doğrulama bizim için uygun bir yöntem olacağından bahsetmiştim. Eğer ki bizim client dediğimiz uygulamamız bir single page application uygulama ise veya bir mobil uygulama ise burada da token bazlı bir kimlik doğrulama kullanmamız gerekiyor. Token bazlı kimlik doğrulama da ise demiştik ki best practice olarak token dağıtmaktan görevli olan arkadaşın tamamen ayrı bir uygulama olması bizim için uygun. Ama tabii ki token dağıtmaktan görevli olan arkadaş API'lerden herhangi biri olabilir. Bu API aynı zamanda hem token dağıtır hem de arkadaşlar data da sunabilir. Yani şimdi hem product controller, user controller, stock controller gibi controller'lar olabilir. Hem client'lere data sunabilir hem de token dağıtabilir. Aynı zamanda da token'ı da doğrulayabilir. Ama bu bizim çok tercih ettiğimiz bir yöntem değil. Biz daha çok bu token dağıtmaktan görevli olan işlemi tamamen ayrı bir yerde yapmamız uygun olacaktır. Burada arkadaşlar hemen şöyle geçelim. Tamam buradan evet Access Token ve Deflash Token'dan bahsetmiştik. Eğer ki
JSON Web Token gibi bir API üzerinden bir token dağıtma görevini üstleniyorsunuz. Access Token'la beraber ne demiştik arkadaşlar? Bir Refresh Token dönmek uygun bir senaryo. Refresh Token döndüğünüz zaman başınız çok daha az ağrıyor arkadaşlar. Hem de clientler Access Token'ın ömrü dolduğunda ilgili kullanıcıyı tekrar bir login ekranına döndürmek yerine evdeki Refresh Token'la beraber yeni bir Access Token alarak hiç kullanıcı hissettirmeden arka tarafta bu işlemi gerçekleştirebilir. Bunu nasıl yapıyordu? Kullanıcı geldi benim web siteme, bir Angular uygulamama. E-mailini ve şifresini yazdıktan sonra ben bu bilgileri ne yaptım? Token dağıtmaktan görevli olan APM'i gönderdim. O bana bir Access Token ve Refresh Token verdi. Eğer bu bir Single Page Application ise ben bunu nerede kaydettim? Local Storage'ımda kaydettim. Aynı zamanda backend olan bir uygulama da olabilir arkadaşlar, hiç fark etmez. O zaman da almış olduğum Access Token'ı ve Refresh Token'ı nerede kaydetmem uygun? İşte o zaman Cookie'de kaydetmem uygun. Ama Single Page tarafında tamamen JavaScript'le çalıştığım için Local Storage'da kaydetmem uygun olacaktır. Arkasından datayı aldıktan sonra yani Access Token ve Refresh Token'ı kaydettikten sonra API'de istek yaparken ne yapacağım arkadaşlar? Access Token'ı göndereceğim. Access Token'ın ömrünün 1 saat olduğunu düşünelim. 61. dakikada bir API istek yapmak için Access Token'la beraber bir request gönderdiğinde eğer bana bir 401 unauthorized dönerse bu şu anlamı geliyor. Demek ki elimdeki token'ın ömrü dolmuş. O zaman elimdeki refresh token'la beraber hiç kullanıcı hissettirmeden tekrar authorization server'a gidip yeni bir Access Token ve refresh token ikilisi alacağım. Artık yeni gelen Access Token'la beraber yine API'leri istek yapıyor olacağım. Sürecimiz bu şekilde işleyecek. Demiştik ki Refresh Token'ın ömrü Access Token'ın ömründen daha fazla olması lazım. İşte 1 saate 60 gün veya 1 güne 90 gün şeklinde olabilir ama Refresh Token'ın ömrü her zaman Access Token'dan fazla olması gerekiyor. Access Token'ın da tabii ki yapmış olduğunuz sitenin hassasiyetine göre bunu 30 saniyede yaparsınız, 1 dakikada yaparsınız, 1 günde yaparsınız, 360 günde yaparsınız ama burada arkadaşlar uygun olan mümkün olduğunca kısa tutmak. Yani 1 saat, 24 saat, 12 saat, 6 saat hani bunlar uygun süreler ama gidip de Access Token'a 360 gün gibi bir ömür vermek uygun değil. Çünkü kötü niyetli bir kullanıcı bu Access Token'ı arada paketleri dinleyerek ele geçirse hiç kimse ruhu dahi duymadan kullanıcı fark edene kadar arkadaşlar Access Token'ı kullanır. Ama kısa olsa diyelim ki 1 dakika olsa en fazla 1 dakika kullanabilir. O da en fazla. Arkasından demiştik ki bir üyelik sistemi inşa etmek istediğimizde bir yerde authentication, authorization varsa orada bir de üyelik sistemi olması gerekiyor. Üyelik sisteminde ise arkadaşlar .NET Core'un bize sunmuş olduğu güzel bir API var. Identity API. Identity API bizim yerimizde kullanıcı ile ilgili ne yapıyordu arkadaşlar? Tablolarımızı oluşturuyordu. Bu tablolar aynı zamanda OAuth 2.0 ve OpenID Connect protokollerine de uygun tablolar. Yani şu anlama geliyor. Siz bu yapıyı kullandığınız zaman Facebook da OAuth 2.0 ve OpenID Connect protokollerini implement ettiğinden dolayı Google, GitHub, tüm arkadaşlar popüler siteler bu protokolleri implement ettiğinden dolayı kolay bir şekilde vaktimiz olsa bu protokollerden de bahsedeceğim. Kolay bir şekilde işte Facebook ile giriş yap, Google ile giriş yap gibi ne yapabiliriz arkadaşlar? Butonlarımızı saniyeler içerisinde yerleştirebiliyoruz. Arkasından devam ettik. Clean nesnelerinden bahsettik. Dedik ki clean kullanıcı hakkında tuttuğumuz aslında her şey. Clean'ler hani bir sınıf demiştik. Key value şeklinde tutulan aslında kullanıcı hakkında tuttuğumuz datalardı. Bu clean demiştik ki herhangi bir şekilde Identity API'den gelen bir şey değil. Kullanmış olduğunuz kütüphaneden gelen bir şey değil arkadaşlar. OAuth 2.0 ve OpenID Connect protokollerinden gelen bir isim. Demiştik ki eğer biz Facebook ile giriş yap gibi bir buton koyduğumuzda kullanıcıyı Facebook'a yönlendirdikten sonra Facebook'ta kullanıcı adı ve şifresini girdikten sonra tekrar bana geldiğinde artık hangi izinleri vermişsek işte kullanıcı ne diyor orada işte şu uygulama senin şu bilgilerine erişmek istiyor, arkadaşlarına erişmek istiyor, senin adına mesaj atmak istiyor. Ben hangi izinleri vermişsem o izinler bana birer ne olarak geliyor? Kullanıcı hakkındaki datalarımız birer claim nesnesi olarak geliyor. O yüzden arkadaşlar eğer bu protokoller hakkında böyle çok derin bilgilere sahip değilseniz hiç kendiniz yapmak, uğraşmaya gerek yok. Hazır Identity API'yi kullanabiliriz. Demiştik Identity API sadece bu tablolar base tablo olarak geliyor. İstersek bu tabloları arttırabiliriz. İstersek de
arkadaşlar var olan Word ve User tablolarında ek sütunlar ekleyebiliriz. Arkasından en son dün dersimizin sonlarına doğru authorization kısmında kaç farklı authorization sistemi kurabiliriz? Biraz bundan bahsetmiştik. Rol bazlı, claim bazlı ve policy bazlı. Şimdi rol bazlı ne demiştik? İşte kullanıcının admin rolüne sahip olması, kullanıcının işte custom rolüne sahip olması, kullanıcının ne diyelim işte farklı farklı rollere sahip olması. Burada roller statik olduğundan dolayı arkadaşlar o role sahipse o işlemi yapabilir, sahip değilse o işlemi yapamaz. Yani statik. Yani bu statiğin bazı darboğazları var. Bunu işte genişletmek için arkadaşlar önümüzde claim bazlı bir yetkilendirme çıktı. Claim bazlı yetkilendirmede ise ne demiştik claim? Kullanıcı hakkında tutulan datalar. Mesela kullanıcı doğum tarihini ben claim olarak tutuyorsam veya kullanıcının şehir bilgisini ben bir claim nesnesi olarak tutuyorsam şöyle diyebilirim mesela. Bir sayfam var. Mesela şehir bilgisi Ankara olanlar bu sayfaya girebilir. Şehir bilgisi Erzurum olanlar bu sayfaya girebilir. Bakın dikkat ederseniz artık yetkilendirme ne? Kullanıcının tutmuş olduğu dataya göre. Kullanıcı bugün şehrini İstanbul yaparsa farz edelim girebilir. Yarın İzmir yaparsa giremez. Yani burada bir artık dinamik bazlı bir rol sistemi var. Bir de arkadaşlar policy tabanlı bir yetkilendirmemiz var. Bu claim bazlı yetkilendirmeye benzer. Arasındaki nüans farkı şu arkadaşlar. Burada da dikkat ederseniz yine kullanıcının sabit bir datasına göre. Yani işte kullanıcı şehir bilgisi Erzurum'a girsin, değilse girmesin. Burada ise arkadaşlar şöyle diyebiliriz. Mesela 21 yaşından büyükse girebilsin, küçükse giremesin. 18 yaşından büyükse girebilsin, küçükse giremesin. Bakın dikkat ederseniz burada biraz daha artık bir şart var, bir gereksinim var. İşte burada da gereksinimde de policy tabanlı olarak geçmektedir. Peki bunları .NET Core projemizde biz nasıl gerçekleştiriyoruz? Öncelikli olarak arkadaşlar, şöyle ben şunları kapatayım. Şunu da kapatayım, tamam. Identity API projemizi implement ettiğinde burada birçok ayarı görmüştük. Şunu controller'dan ben göstermek istiyorum. Şurada member'a girip kullanıcı ile ilgili işlemler yapmak istediğimiz arkadaşlar Identity API bize 3 tane arkadaşlar sınıf veriyor. Bu sınıf üzerinden ben tüm işlemlerimi gerçekleştirebiliyorum. Bunlardan bir tanesi User Manager. Kullanıcı ile ilgili işlemler bakın User Manager'ı ben burada bir DI container'a DI nesnesi olarak almışım. Demek ki bu klası ben constructor'da elde ediyorsam demek ki startup tarafında bu arkadaş bir DI nesnesi olarak şurada eklenmiş. Arkasından bakın şuradaki User Manager sınıfı generic olarak hangi sınıf üzerinde işlem yapmak istiyorsun? Benim bir app user'ım vardı. Dün hatırlayın arkadaşlar. Bu app user üzerinde işlem yapmak istiyorum. Artık bu User Manager sınıfı üzerinden siz tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Şöyle User Manager yazdığım zaman yeni bir kullanıcı oluşturabilirsiniz. Bir token oluşturabilirsiniz. Update edebilirsiniz. İşte find diye arkadaşlar isme göre, ID'ye göre, e-mail'e göre bul diyebilirsiniz. Yani kullanıcı ile ilgili tüm işlemleri bu User Manager üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Sign in Manager üzerinden ise login olma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. İşte kullanıcı normal bilgis sayfanızdaki e-mail veya password login veya external login. External login'den kastımız arkadaşlar işte Facebook, Google, Microsoft gibi siteler üzerinden login olma işlemini de gerçekleştirebilirim. Çıkış işlemi gerçekleştirebilirim vesaire. Bir de rol manager'ımız var. Bunu ben burada eklememişim. Şurada olabilir mi acaba? Bir bakayım etmeyinde var mı? Evet. Bakın bir de rol manager'ım var. Buna dikkat edersen hep DI olarak geçiyorum. Rol manager'da yine diyorum ki şu add role sınıfım var. Bu sınıf üzerinde rol yönetimi yapmak istiyorum ve bu üzerinde arkadaşlar roller oluşturabilirsiniz. İşte diyelim ki bir admin rolü oluşturmak istiyorsanız rol manager create dediğiniz zaman arkadaşlar bakın benden bir rol istiyor. New add role dediğimde İçerisine girdiğimde bana bir tane isim ver diyor. İşte ben burada admin verdiğim zaman bu rolü oluşturabilirim. Arkasından bu rolü herhangi bir kullanıcıya da atabiliriz arkadaşlar. Bakalım burada mıydı bir bakalım. User Manager'da da olabilir. Bir bakalım. Şurada var mı? Bir User Manager'a bakalım. Rol atama işlemini User Manager'dan da gerçekleştirebiliriz. Bakalım şurada User Manager'da olabilir. Şöyle rol dediğimiz zaman evet bakın add role var. Parantez açtım bana bir rol verdi. Önce bir user verdi. User verdikten sonra da diyelim ki new add user diyeyim. Şimdi uzun uzun yazmayalım. Buraya bir tane
patlamaması için app user vereyim. Arkasından bana bir tane role verdi. İşte app user role'ü bu arkadaşa atar. Dikkat ederseniz burada role bazlı bir kimlik programı. Arkasından bu rolü verdikten sonra herhangi bir sayfada mesela member controller sadece kullanıcıların girebileceği bir controller. Dikkat edersin authorize attribute'ün işaretlemişsin. Mesela burada sadece admin rolüne sahip olanlar kesin dediğimde bakın parantezi açtığımda bir rol bir de policy var. Önce role bir bakalım. Ben burada dikkat ederseniz çoğul olarak alıyor. Roller dediğimde ben buraya dersem ki admin rolüne sahip olan, custom rolüne sahip olan kişiler bu sayfaya girebilsin dediğimde yan yana yazabiliyorum. Tabii şurayı da kapatalım. Şimdi bu statik olan bir şey. Bu role varsa girecek yoksa girmeyecek. Bir de arkadaşlar hani dedik ya şehir bilgisi Ankara olanlar girebilsin diye. Bakın onu da şu şekilde gerçekleştiriyoruz. Önce bir policy yazmam gerekiyor. Startup tarafına geliyorum. Bakın şurada authorization kısmında bir tane policy yazmışım. Ankara policy demişim. Demişim ki kullanıcının claimlerinde key olarak site olsun, value'sunda da Ankara olsun. Arkasından ben bu policy'yi nerede tanımlarsam Ctrl-C verimde gelip mesela ben şurada silmiş miyiz authorize'ı tekrar alayım. Hatta bunu tanımladığım yer var. Şunu tekrar eskendirmemi getireyim arkadaşlar. Şurayı da kapatayım. Şunu da kaldırayım. Bunu zaten ben bir yerde tanımlıyorum. Şurayı toplayalım. Şöyle yapalım. Nerede? Evet bakın şurada mesela Ankara Page isminde bir sayfam var. Bu sayfaya sadece şehir bilgisi Ankara olanlar arkadaşlar gidebilecek. Bakın Ankara polisi olarak belirtmişim. Arkasından bu arkadaşlar neye karşılık geliyor? Bizim claim temelli authorization'a karşılık geliyor. Bir de policy tabanlı var. Onda da yine policy tanımlıyorum ama bu sefer arkadaşlar bir gereksinim belirtiyorum. Geliyorum. Şöyle bir örnek yapmışım mesela ben. Bir arkadaşlar exchange işte bir borsa arkadaşlar şöyle bir gereksinim belirtmişim ben. Benim bir borsa sayfam var. Bu borsa sayfama kullanıcılar siteme üye olduktan ilk 30 gün girebilecekler ama 31. gün artık para ödemeleri gerekiyor. Yani 30 günlük bir fili kullanım var. Şimdi burada da yine arkadaşlar ben bir policy tabanlı bir yetkilendirme yapabilirim. Bakın orada da demişim ki bir tane requirement belirlemişim. Bir tane requirement olacak. Bu requirement'ın içerisine girdiğimde authorization handling'den almışım. Çok önemli değil. Şurada arkadaşlar şu tarihten itibaren eğer benim belirlemiş olduğum tarihten küçükse girebilsin. Benim belirlemiş olduğum tarihten arkadaşlar büyükse fail'e dönmüş. Peki bu tarih bilgisi nereden geliyor? Bakın ben bu claim'i expired date exchange olarak veri tabanında tutuyorum. Hemen bir veri tabanında bakalım. Yani sizin şu 3 tane arkadaşlar yetkilendirme biçimi sizin tüm ihtiyaçlarınızı karşılar. Hemen bir SQL server'ımız açılsın, bir bekleyelim. Geldi mi? Sanırım daha gelmedi. Bir daha tıklayalım. Evet geldi. Şöyle ben bir bağlanayım, şimdi size de aktaracağım. Evet, şöyle gelsin. Yanlışlıkla bir tane daha açıldı mı? Yok, tamam. Bak şuraya geldiğimde geleyim neredesin? Identity DB demiştik. Şu table'a geçelim. Burada bizim kullanıcı hakkında tutmuş olduğumuz claim'ler var. Evet, bakın şurada expired date exchange isminde burada bir değer belirtmişim. Kullanıcı üye olduğunda ben üye olduğu tarihten 30 gün sonraki tarihi buraya kaydediyorum. Artık buradaki tarihten küçükse sayfaya girebilsin ama buradaki tarihten büyük olduğunda artık giremezsin. Hemen kafanızda şu soru olabilir. Şimdi bir kullanıcı ile ilgili bilgiler var. Tamam bu bilgiler kullanıcı hakkında bilgiler. Bir de claim bilgileri var. Şimdi claimlere demiştik ki kullanıcı hakkında bilgiler demiştik. Ben zaten kullanıcı hakkındaki bilgileri burada tutabiliyorum. Telefon numarasından her şeye kadar. Peki niye claim ayrı bir tablo var? Arkadaşlar şimdi kullanıcı hakkında bilgi ama bu kullanıcı hakkındaki bilgi üzerinden bir yetkilendirme yapmak istiyorsanız burada tutmanız uygundur. Yani ben kullanıcı hakkında öyle bir data tutacağım ki kullanıcı hakkında aynı zamanda yetkilendirme amaçlı kullanacağım. O zaman claim de tut. Bakın zaten user ID ile ilişkisi var. Kullanıcı hakkında bir datam var ama yetkilendirme ile ilgili değil. Mesela telefon numarası.
O zaman gel burada tut arkadaşlar. O zaman şöyle diyebiliriz. Senin eğer projende kullanıcı hakkında tutacağın datayı ben yetkilendirme içinde kullanmak istiyorsam buradaki tabloya kaydet. Yok, normal kullanıcı hakkında bir yetkilendirme olmayacaksa buradaki tabloyu tut. Hemen kafanıza şu soru gelecek. Hocam hem burada tutayım hem de clean gibi kullanabileyim. Yani hem burada olsun hem de ben bunu clean bazlı bir yetkilendirme olarak kullanabileyim. O imkanınız da var arkadaşlar. Mesela dikkat ederseniz ben burada doğum tarihini, birthday'i tutmuşum. Ama buradaki eğer ki sınıfa göre, buradaki sütuna göre bir yetkilendirme yapacaksam benim cookie oluştuğu esnada arkadaşlar cookie'nin içerisinde clean olarak bu arkadaşı eklemem lazım. O zaman .NET Core demem gerekiyor ki bak sen clean'den oluştururken eyvallah senin default olarak gidiyorsun. Bu tablodaki her şeyi cookie'nin içerisinde keyword olarak ekliyorsun. Bir de benim şu doğum tarihini de keyword olarak ekle. Bunu da belirtmek için arkadaşlar şurada neredesin? Clean Provider. Bakın bir tane Clean Provider tanımlıyorum. iClean Transformation'dan interface'i implement etmişim. Bakın burada şuradaki şiddeti de bir clean nesnesi olarak eklemişim. Aynı zamanda city alanını da birer clean nesnesi olarak eklemişim. Normalde ben bu city alanını kullanıcının normal tablosunda tutuyorum. Bakın şurada. Nerede? Bakın city burada. Ama default olarak arkadaşlar gidip de bu city'yi cookie içerisine eklemez. Cookie içerisine eklenen şeyler senin clean nesnelerin yani yetkilendirme yapacağın kullanıcı hakkında tutmuş olduğun datalarındır. Peki clean'e default olarak neler eklenir? Yani kullanıcı login olduğunda bir, default olarak kullanıcı ile ilgili roller varsa cookie içerisine eklenir. İki, kullanıcının clean tablosundaki, user clean tablosundaki keyword çiftleri cookie'ye eklenir. Üçüncü olarak da eğer senin özellikle bilmiş olduğun bir alanlar varsa ve şu interface'i implement ediyorsan arkadaşlar ve bunun içerisinde de clean nesneleri olarak ekliyorsan bunlar da eklenir. Ama user tablosundakileri açık açık belirtmen gerekiyor. Bunu bir ayağa kaldıralım arkadaşlar. Nasıl bir şey olduğunu biraz anlatmak istiyorum burada. Şöyle önce ben değişiklikleri geri alayım ki şunları falan geri alayım. Hemen şuradan bir eski haline gelsin ki uygulamayı ayağa kaldırabilirim. Sizlere anlatırken ufak ufak değişiklikler yaptık. Veri tabanını falan da değiştirdik. Şunları da ben geri almak istiyorum. Onları sileyim. Bunları da sileyim. Şunu da sileyim. Şunu da geri alalım tekrar. Şunları da geri alalım. Şimdi tek tek gidiyorum ki bir yanlışımız olmasın. Bir de şurada da veri tabanı değiştirmiştik. Kendimiz bir veri tabanı oluşturmuştuk. Tamam. Uygulamayı bir derliyorum. Arkasından bir ayağa kaldıracağım bir tersi. Evet, şöyle bir de ayağa kaldıralım. Gelsin bakalım, bekleyelim. Süper geldi. Şimdi önce bir cookie'lere bir bakalım. Ben bir F12'ye bakalım. Bir developer tools açalım. Şunu ben bir aşağıya alayım. Tamam. Şurada application tarafında şu cookie'leri önce bir sileyim. Bakın şu anda herhangi bir cookie yok. Arkasından fetchable oldu sanırım. Şifre de yanlış hatırlamıyorsam password 1-2 yıldız olması lazım. Bir deneyelim arkadaşlar. Ya da Facebook ile giriş yapayım. Zaten aynısı olacak. Şifremi hatırlamakla uğraşmayayım. Şimdi Facebook ile giriş yaptığımda ben daha önce Facebook'a giriş yaptığımdan dolayı Facebook'a gitti geldi. Bakın direkt Facebook'taki bilgiler bana geldi. Burada bakın MyBlog isminde bir cookie oluşuyor. Şu cookie arkadaşlar Identity Kütüphanesi tarafından otomatik arkadaşlar token'la beraber şifreleniyor. Yani burada açık bir şekilde bir şey yazmıyor. Peki bunun içinde neler var? Bir, kullanıcının arkadaşlar rolleri var. Kullanıcının user claim'inde tutulan arkadaşlar dataları keyword şeklinde var. Bir de ayetle ben özel olarak açık açık belirtmişsem o alanlar da var. Çünkü arkadaşlar yetkilendirmede ben herhangi bir sayfaya istek yaptığımda mesela admin sayfasına istek yaptığımda sadece admin rolüne sahip olan kullanıcılar görebilecek. Şimdi bu admin rolüne sahip olup olmadığından şu şekilde haberdar ediyor. Ben server'a bir request yaptığımda tarayıcı request ile ilişkili bir cookie varsa onu bekliyor.
server'a request ile beraber şuradaki cookie de geliyor. Arkasından framework bu cookie içerisindeki arkadaşlar, cookie içerisindeki rollere bakıyor. Sen eğer bu cookie içerisinde admin rolü varsa kendisi direkt olarak arkadaşlar buradaki şifreyi çözüp admin rolüne sahip varsa bu sayfaya girebilirsin diyor. O zaman diyebiliriz ki yetkilendirmede veri tabanı ile ilgili herhangi bir işlem yok. Yani sen bir sayfa istek yaptığında gidin de veri tabanından bu arkadaş admin rolüne sahip mi değil mi diye bir kontrol yok arkadaşlar. Yoksa burada çok fazla server üzerinde bir yük olurdu. Yani her yetkilendirmede de gidip veri tabanına bakmak ciddi bir israf. Buraya bakması yeterli. Zaten burada arkadaşlar imzaladığından dolayı buradaki data güvenli data. O yüzden herhangi bir problem oluşturmayacaktır. Bir de kullanıcı hakkındaki clean'lere bakalım. Bakın şimdi şu token içerisinde tutulan arkadaşlar ben clean'leri yazdırmışım. Önce kullanıcının ID'si gelmiş. Username'i tutuluyor. E-mail adresi tutuluyor. Security stamp'ı tutuluyor. Bundan bahsedeceğim. Arkasından bakın expired date exchange tutuluyor. Şu tarihe kadar bu ayın 25'ine kadar geçmiş mesela. Borsa bilgisine benim giriş yapamamam lazım. Arkasından nereden gelmiş bu arkadaş? Bakın Facebook'tan gelmiş. Yani şöyle bir senaryo da olabilir. Benim sistemim Facebook'a giriş yapanlara özel bir kampanyam olabilir. Google ile giriş yapanlara ayrı bir kampanyam olabilir. İşte bunları hepsini clean'den yakalayarak arkadaşlar ne yapabilirsiniz? Özel sayfalarda oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda bakın bir de city Ankara'da tutuyorum. Ankara olarak tutmuşum. Yalnız buradaki city normalde kullanıcı hakkındaki bir tablo. Şuradan geliyor. Ama ben demişim ki bunu da mutlaka cream olarak işte şuradaki interface üzerinden kapatayım uygulamayı ekle demişim arkadaşlar. Şurada clean provider'da ekle demişim. Peki bu clean provider'ı nerede? Evet bakın şurada cream olarak eğer kullanıcının böyle bir alanı varsa bu site içinde bir cream'i yoksa ekle demişim. Zaten varsa bir daha eklemesine gerek yok. Peki bunu nerede tanıtıyorum? Tabii ki hemen Ctrl-C ile alayım. Hemen şurada startup tarafında bir arayalım. Yani güncel doküman diyelim. Bakın şurada arkadaşlar scope olarak interface implement ettiğimden dolayı framework artık bu interface implement eden benim şu klasımı da kullanıcı login olduğunda cookie oluştururken işte bunun içerisindeki cookie'leri ne yapıyor arkadaşlar? Ekliyor. Çalışma prensibi sanırım yani biraz anlaşıldı bu cream yapısı. Şöyle ben şunları kapatayım. Sorusu olan var mı bu arada? Bir bakalım arkadaşlar. Şöyle bir gelelim. Herhalde bir soru yok. Tamam. Süper. Devam edelim o zaman. Şöyle bakalım. Tamam. Şu anda bir sorumuz yok. O zaman devam edelim. Hani bunu artık burada bitireyim. Biraz da JSON'in token tarafına geçelim. Bu arkadaşlar bu Udemy Identity'nin kaynak kodlarını benim GitHub repositoryumda bulabilirsiniz. Fçakaroğlu 16 benim GitHub repo. Oradan bu projenin arkadaşlar reposunu bulabilirsiniz. Orada uygulamayı ayağa kaldırmamız gerekiyor. Peki nasıl ayağa kaldıracaksınız? Hemen size onu da anlatayım. Hani kullanmak isterseniz. Bir, bu projeyi indirdin, bilgisayarını açtın. İlk yapman gereken startup tarafına, AppSettings.js'ine gidip arkadaşlar bir, şuradaki veri tabanı yolunu kendi veri tabanına değiştir. İki, arkasından update database'deki var olan migration'lar uygulansın. Migration dosyaların zaten var olduğundan dolayı sadece senin update, ne demen lazım? Update database dediğinde veri tabanına ilgili migration'la beraber ilgili tablolar oluşacak. Arkasından uygulamanı ayağa kaldıracaksın. Bir de şunu da yapman gerekir. Eğer ki ilk başta ayağa kaldırdığında Google Microsoft'la ilgili client scriptleri yoksa arkadaşlar, bakın ben burada Google ile giriş yapmak için Google'dan almış olduğum, Facebook ile giriş yapmak için Facebook'tan almış olduğum App ID, App Script, Google'dan almış olduğum Client ID, Client Script ve Microsoft'tan almış olduğum Client ID, Client Script'i ben alıyorum. Peki bu değerleri nereden alıyorum ben? Sağ tıklıyorum. Bunlar önemli bilgiler olduğundan dolayı Script'te şurada tutuyorum arkadaşlar. Bakın App Settings'in içerisinde değil, Script içerisinde tutuyorum. Bu secret içerisinde tutmuş olduğunuz datalar code base'inizin içerisinde bulunmaz arkadaşlar. Bunlar bilgisayarınızda kaydedilir. Yani bilgisayarınızda sizin kullanıcı adınızın altında arkadaşlar bir dosyaya kaydedilir. Uygulama ayağa kalktığı zaman buradaki dosyalarınızla AppSettings.js içerisindeki dosyalarınız birleştirilir. Peki neden böyle bir şey yapılıyor? Amaç şu, sen
Sen bunlara gider de Etsy.js'in içerisinde tutarsan hassas datalarını, olur da yanlıkla public bir repo'ya atarsan başkaları senin bu bilgilerini okumasın. Ben şimdi bu projeyi public olarak repo ettiğimde şu bilgiler kitapta olmaz. Çünkü bu bilgiler Secret.js'in içerisindeki datalar benim kendi bilgisayarımda tutuluyor. O yüzden arkadaşlar siz kolay bir şekilde ya buradaki bilgileri oluşturacaksınız kendiniz. Hatta ben şöyle de yapabilirim. Bunları şöyle yapayım arkadaşlar. Ctrl-C ile beraber Etsy.js'in içerisinde de oluştursam siz de attığınız zaman kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Şöyle alayım ben. Ctrl-V diyeyim. Yani şöyle alalım bir saniye. Sadece içerisine alayım. Ctrl-C. Etsy ile beraber şunları da yapıştırayım. Burada bunlar benim arkadaşlar değerlerim. Şunları böyle boş bırakayım ben. Bunu kurs bittikten sonra arkadaşlar repo'ya gönderirim. Şunları da boş bırakacağım. Siz buraları Google'dan, Microsoft'tan almış olduğunuz değerlerle arkadaşlar dolduracaksınız. Bununla ilgili zaten nasıl alacağınızla ilgili internette kaynaklar bulabilirsiniz. Ben şimdi boş bırakayım. Bunu kurs sonunda tekrar repo'ya gönderirim. En azından hangi alanları dolduracağınızı bilirsiniz. Eğer bu alanları başta doldurmadan ayağa kaldırmak istiyorsanız da şuraya arkadaşlar yorum satın alın. Burayı yorum satın almazsanız gider şöyle bir datayı bulmaya çalışır. Tamam mı? Ben şimdi tekrar geri alıyorum. Ve arkasından uygulamayı ayağa kaldırdıktan sonra bu sizin için bir oyun alanı. Bunun üzerinde kurcalayarak ya şöyle yaparsam nasıl bir şey olur diye arkadaşlar şey yapabilirsiniz. Bir oyun alanı olarak kullanabilirsiniz. Tamam, şunu da ben şöyle sevlemiş olayım. Bu zaten ilgili kursumda detaylı bir şekilde zaten bu projeyi anlatıyorum. Tamamdır. O zaman bu projeyi kapatıyorum. Şimdi geldik. Buradaki olayı da anladık. Claim ile policy arasındaki policy işte 21 yaşından büyük mü küçük mü gibi bir yapmak istediğimde bu policy tamam temel oluyor. Ama işte şehir bilgisi Ankara mı değil mi gibi bir şey yapmak istediğimde de bu claim bazlı oluyor. Bu bazı makalelerde direkt hep claim olarak biliyorsunuz. Bazı makalelerde policy olarak biliyorsunuz ama tam aslında isimlendirmesi bu olacaktır. Gelelim Jason ve Doğukan'a. Arkadaşlar farz edelim ki bir API projesi geliştiriyorum. Bu API projesinde koruma altına almam lazım. Yani demek istediğim şu, benim 3 tane API'm var. Her bir API'de farklı bir data sunuyor. İşte bu API product datalarını sunuyor, bu API stock datalarını sunuyor, bu API order sipariş datalarını sunuyor. Şimdi benim bu API'ları ne yapmam lazım? Koruma altına almam lazım. Yoksa herkes bu API'lere erişir. Burada koruma altına almaktan yöntemimiz, iki tane yöntemimiz var. Bir tanesi public bırakabilirsin ama bir rate limit belirlersin. Yani şöyle düşünün arkadaşlar, yine bir misal vereceğim. Mesela hava tahmin durumu diye bir uygulama yaptım, bir API. Yalnız authentication, authorization'ı da kurmak istemiyorsun. Herkes buna bağlansın. Yalnız herkes bağlansın ama senin de server'ının bir şeyi var, bir limiti var. Şöyle diyebilirsin arkadaşlar, bir rate limit belirtebilirsin. İşte günde en fazla 100 tane istek. Günde en fazla 1000 tane istek olsun. Veya günde en fazla 1000 tane get isteği, 500 tane post isteği yapsın gibi arkadaşlar bir rate limit belirleyebilirsin. Zaten herhangi bir API'nde authentication, authorization gibi bir yapı kurmadıysan mutlaka bir rate limit belirlemek uygundur. Bunun kötü senaryosu şu, ki sen bu open source olarak yapmış olduğun projeyi cloud'a taşıdın, Azure'a attın. Sonuçta Azure'da bir fiyat ödüyorsun. Şimdi Azure'a attıktan sonra eğer sen bir rate limit belirlemezsen arkadaşlar, insanlar bunu sömürürse Azure'da ciddi faturalarla veya herhangi bir cloud'da, Google'da, Amazon Web Services'te ciddi faturalarla karşılaşabilirsin. O yüzden rate limit koymak lazım. Hem rate limit koymadın, cloud'a attın, orada da mutlaka faturana bir limit koyman gerekiyor. İşte 100 TL olduğunda artık şey yapmasın, uygulama artık cevap veremesin gibi arkadaşlar. Orada da fatura olarak bir rate limitte orada da belirleyebiliyorsun. Hani ay sonunda böyle bir farklı faturalarla karşılaşmamak için. Peki bu rate limiti eklerken kendimiz mi yazacağız? Evet, kendin yazabilirsin. Bir middleware oluşturarak bu işlemi gerçekleştirebilirsin ama istersen bu konuda da güzel bir kütüphane var. İsmi neydi? Agent.net Core Rate Limit desem sanırım çıkacaktır diye düşünüyorum. Evet, bakın şurada Agent.net Core Rate Limit isminde bir kütüphane var. Bu kütüphanede arkadaşlar sen rate limitleri belirleyebiliyorsun. Şuradaki setup'a bir gidelim. İşte bakın şurada şu endpoint'ta 1 saniyede 2 tane yapsın.
15 dakikada 100 istek yapılsın, 12 saatte 1000 istek yapılsın, 7 günde 10.000 istek yapılsın şeklinde bir konfigürasyon dosyasıyla beraber arkadaşlar ne yapabiliyorsun? Bu rate limitleri belirleyebiliyorsun. O zaman şöyle diyebiliriz, yani mutlaka public olarak açtığın API'den de bir rate limit belirlemek uygun olacaktır. Peki yok, ben bunu herkese açmak istemiyorum. Bunu sadece kendi uygulamamda kullanacağım. Yani bir mobil uygulamam var veya bir single page application uygulamam var. Bu uygulamalar data gösterecek kullanıcıya. Nereden gösterecek? API'lerden göstermesi lazım. İşte burada 3 tane API varsa bu API'lerini mutlaka koruma altına alman lazım. Burada da işte toplum bazlı kimlik doğrulama en uygun karşımıza çıkan arkadaşlar seçenek. Genellikle eğer kişisel bir projense bu genellikle tek bir API olur. Hem token üretir, hem token doğrular, hem de tüm datayı şeye sunar. Web veya mobil uygulamaya arkadaşlar sunar. Ama bu bir genellikle yani şirket içerisinde geliştirdiğim bir proje ise böyle bir senaryo ihtiyacım varsa mutlaka token dağıtmaktan görevli olan arkadaşı ne demiştir? Ayrı olması uygun olacaktır. Burada eğer token dağıtmaktan görevli yerde identity kullanıyorsan identity arkadaşlarım birçok database provider var. Yani veri tabanı olarak ilişkisel veri tabanlarından birçoğunu seçebilirsiniz. Hatta şöyle bir bakalım mı? Providerlarda bakalım. Belki güncelleri de var. Identity API provider desek acaba çıkar mı? Database provider desek. Microsoft.com'da bir evet bakın şurada sanırım var. Bir bakalım providerlar nelermiş diye. Çıkıyor mu acaba? Şuradan yok, burada veri tabanlarından bahsetmiyor. EFCore desek belki orada daha iyi çıkar. Bir arkadaş da bu linki de göndermiştim. EFCore. Çünkü EFCore'la çalıştığından dolayı bizim identity. Evet. Bakın şurada SQL Server, SQLite, InMemory, Cosmos, PostgreSQL, MySQL gibi arkadaşlar işte Oracle DB. Farklı farklı bakın birçok database provider var. Yani istediğin veri tabanını sen şu esnada seçebilirsin. EFCore'u kullandığın tabii sürece. Güzel. Peki bu API'yi farz edelim ki biz şimdi kişisel bir proje geliştiriyoruz. Ben bir API uygulaması yazmak istiyorum. Hem token dağıtacak hem de dağıtmış olduğu tokenla doğrulacak. İçinde product controller'ım gibi controller'larım var arkadaşlar, doğrulacak. Bu bir senaryo. Gelin şimdi bu senaryoyu nasıl gerçekleştirebiliriz? Bir bakalım. Burada ben senaryoyu şöyle anlatacağım. Token dağıtmaktan görevli tamamen ayrı bir uygulama. Bu arkadaşın dağıtmış olduğu token'la beraber doğrulanması gereken iki tane API'm olacak. Şimdi bunun bir projesini ben size açayım. Oradan biraz anlatayım arkadaşlar olayı. Neredesin? Şuradan ben açayım. Şunu kapatayım. Şunu da kapatabilirim. Şurada Udemy kurslarında. Evet. Şunu da açalım. Bakın burada üç tane API'm var arkadaşlar. Bir tane de token dağıtmaktan görevli bir API'm var. Bu arkadaş sadece token dağıtıyor. Bu arkadaşlar da gelen token'u doğruluyorlar ve işte data sunuyorlar. Hemen bu projeyi bir açıyorum. Bu arada arkadaşlar JSON Web Token üretmenin öyle hazır bir yolu yok. Yani hazır yolu dedim de kütüphanemiz var ama oradaki gibi yani böyle hazır bir tıkla gelsin gibi bir şeyimiz yok arkadaşlar. Orada implementasyon kodunu kendimiz yazacağız ama kütüphanemiz var tabii ki. Şöyle ben kapatayım burayı. Şimdi önce bir senaryo anlatayım. Bakın şurada 3 tane API'm var. Her bir API bir data sunuyor. Mesela bu API stock controller yani stock tablosundaki dataları sunuyor. Bu API'm şeyle ilgili makbuzla ilgili arkadaşlar fişle ilgili bir data dönüyor. Şuradaki arkadaşım ise herhangi bir şey yazmamışım ama şu üçüncüsü de bakın rastgele bir hava tahmini dönüyormuş. Bunun defaultuna ben dokunmamışım. Arkasından şuradaki API uygulamamı ben gelmişim. Evet şu API uygulamam ise token dağıtmaktan görevli olan uygulamam. Bu API uygulamam katmanlı mimariyle gelişmişim. Core, data, service var. Bunlar birbiriyle ilişkisi var. Data core'a referans veriyor. Data core referans oluyor, servis datayı referans oluyor, API'de servisi referans alıyor. Aşağıdan yukarı doğru bir ilişki var arkadaşlar. API kesinlikle şu API kuracağım. Core ve data ile bir bağlantısı yok. O sadece servisle bir bağlantı kuruyor. Peki token'ı nasıl üreteceğiz? Burada arkadaşlar bakın ben controller'da
Şurada olması lazım. Hemen şöyle ben bir kapatayım burayı. Evet. Bakın bu authorization controller'da çeşitli benim endpoint'lerim var. Yani action metodlarım var. Mesela create token isminde bir action metodum var. Bir login DTO nesnesi alıyormuş ve geriye de bir token dönüyor. Bu login DTO nesnesi de e-mail ve password. Yani client, buradaki dediğim client, şu arkadaş, e-mail kullanıcı e-mail ve password gönderiyor. Ben buna bir token dönüyorum. İşte o token dönen endpoint, şu endpoint. Gelmişim içerisine. Authentication Service isminde bir arkadaşlar servisim var. Onun da create token metodu varmış. Şimdi onun içine gidelim. Direkt implementasyona gidiyorum. Evet, bakın şurada token oluşturma işlemini gerçekleştiriyorum. Gelmişim burada. Önce login DTO nullsa exception fırlatmışım. Arkasından kullanıcı e-mail adresine göre veri tabanında böyle bir kullanıcı var mı buna bakmışım. Eğer null ise e-mail ve password yanlış demişim. 400 durum koduyla dönmüşüm. Eğer varsa bu sefer şifresini kontrol etmişim. Şifresi yalnızsa yine 400 dönmüşüm. Ve şuraya geldiğimde artık arkadaşlar token üretebilirim. Yani bu kullanıcı benim veri tabanımda var. E-maili doğru, şifresi doğru. Artık bu aşamadan sonra token dağıtabiliriz. Token dağıtma işleminde ben token servis isminde ayrı bir serviste gerçekleştirmişim. Gidelim şimdi bu create token'a. Bakın bir user'a geçmişim ben. Şu user'da arkadaşlar user'e bizim identity'deki user. User'e bir geçmişim. Şimdi bunun implementasyonuna gidelim. Geldim buraya. Bakın token dağıtmaktan görevli olan arkadaş burası. Şimdi token üreteceğim ama token'la ilgili neler ihtiyacım var? Bir, token'ın arkadaşlar ömrü ne olacak? Refresh token'ın ömrü ne olacak? Bunları ben burada hardcore olarak yazmak yerine nereden okumuşum? Epsetic'ten okumuşum. Demişim ki burada token options ismine bir key belirtmişim. Demişim ki access token ömrü 5 dakika, refresh token ömrü 600 dakika olsun. Dakika mı demişim? Bakayım dakika olarak mı almışım? Dakika olarak aldım diye düşünüyorum. Neredeydik biz? Şuraya tekrar, şuradaydı. Şunu tekrar şuraya ben alayım. Minute demişim. Tamam, dakika olarak almışım. Dakika olarak almışım. Güzel. Arkasından demişim, bakın burası önemli. Bu token'la hangi API'ler istek yapılacak? Bakın bunu Audis kısmında belirtmişim. Demişim ki, ben bir token ürettiğimde Authorization Server, yani benim API'nin kendisini istek yapılabilir. Mini API 1 istek yapılabilir. Mini API 2 istek yapılabilir. Yani client bu token aldığında bu arkadaşa istek yapabilir. Ama mini API 3'e istek yapamaz. Çünkü audits kısmında ben onu belirtmemişim. Hop, yine mi gitti? Şunu tekrar bir gidelim. Evet, şuraya geleyim. Tamam, şuradayım. Epsetic'ten okuduk. Tamam. Geliyorum arkadaşlar. Şurada da create token'a gidelim. Bu da şurada kalmış. Bunu da bir tekrar alayım. Evet, şuradaydı. Access token ömrünü aldım. Git dedim, oku dedim. Aldı. Refresh token ömrünü aldım. Burada da okuma işlemini direkt Epsetic'ten arkadaşlar token options isminde bir sınıf üzerinden okuyorum. Bunu arkadaşlar options pattern deniyor. Yani konfigürasyon dosyalarını tip güvenli bir sınıf üzerinden okuyorsanız şu Epsetic JSON içerisindeki JSON keyword'i çıktığında buna options pattern olarak arkadaşlar adlandırılıyor. Ben kısmından burası önemli. Demiştik ki token'ı iki şekilde imzalayabiliriz. Ya simetrik ya simetrik. Simetrik ne demek mi? Bir token'ı neyle imzaladıysam onunla da doğruluyorsam bu simetrik. Token'ı private key ile imzalayıp public key ile doğruluyorsam bu da asimetrik. Best practice olanı, en iyi olanı tabii ki asimetrik olan yöntem. Ama ben burada asimetriye girmemişim. Simetrik olarak bana şuradan bir security key geliyor. Benim key'im ne? Epsetic'teki bakın şu key ile beraber imzalıyorum ben. Şimdi bu key ne kadar uzun ve ne kadar içinde alfanümerik karakter veya non-alfanümerik karakterler olursa o kadar iyi. Yani yıldız, soru işareti vesaire olursa o kadar iyi. Tabii bunun uzun olması da çok önemli. Şimdi bu bir gerçek dünya örneği olmadığından dolayı ben bunu da kısa tutmuşum ama gerçekte belki şöyle 3-4 satır olsa, içinde de birçok farklı karakter olsa o kadar arkadaşlar zor olacaktır. Gelmişim bundan bakın simetrik bir security key oluşturmuşum. Neredeyim? O key nerede oluşturdum? Evet şurada bakın. Sign credential dedikten sonra. Evet bakın şurada bir simetrik security key. Eğer asimetrik olsaydı asimetriği kullanacaktım. Simetrik bir tane key oluşturmuşum.
İsmi, sınıfın ismi Security Key, düzeltiyorum, tipi Security Key. Arkasından bu Security Key'yi vererek arkadaşlar token'ı şuradaki algoritma üzerinden imzalamışım. Şimdi burada çok farklı, mesela ben SEA algoritmasını kullanmışım ama birçok burada farklı algoritma kullanabilirsin. Yani burada herhangi bir kısıtlama yok. İstediğin algoritma arkadaşlar kullanabilirsin. Önemli olan burada imzaladığından dolayı herhangi bir problem yaşamayacaksın. Şu arkadaşlar şu algoritmayı kullanarak ne yapıyorum? Bir credential oluşturuyorum. Yani bir imza oluşturuyorum. Güzel. Bu imzayı oluşturduktan sonra artık token'ımı oluşturma aşamasına geçiyorum. Bakın token'ı da JSON Web Token Security Token üzerinden geliyor. Peki bu sınıflar nereden geliyor bana? Tabii ki dependency kısmında paketi açtığım zaman burada bir tane paketimiz var bizim. Microsoft ASP.NET Core Authentication JSON Web Token 1 isminde bakın bir tane paket var. Tüm sınıflar bu paket üzerinden geliyor. Ben bu sınıf üzerinden token oluşturabiliyorum kendi kolay bir şekilde. Bir tane sınıf oluşturmuşum. Demişim ki issue'su bu olacak. Yani token'ı dağıtan kim? Token'ın ömrü ne olacak? Access token. Buradaki not before ise bu token şu andan itibaren geçerli olsun. Yani bazen şu olabilir arkadaşlar. Bir token ürettiğinizde buraya siz eğer ki now dedikten sonra mesela at minute dediğinizde -1 verirseniz şöyle bir -1 değer verirseniz -1. Değerden itibaren geçerli olur. Yani diyelim ki 20.55'te bu token oluştuysa 20.54'ten itibaren geçerli olur. Peki niye böyle bir şey yapıyoruz? Bunun amacı şu. Şimdi arkadaşlar bu API'ler ve bu API'leriniz farklı serverlarda farklı saat dilimlerinde olabilir. Yani sizin API'leriniz arasında dakika cinsinden farklılıklar olabilir. İşte bu farklılıkları tolere etmek adına arkadaşlar -1'den itibaren yani oluşturulduktan önce geçerli olsun diyebiliriz. Ama ben burada ne demişim arkadaşlar? Tam beklenen nam süresinde geçerli olsun. Yani oluşturulduğu esnadan itibaren geçerli olsun demişim. Bir de arkadaşlar yine şey de koyabilirim. Yani token oluştuktan sonra diyelim ki ömrü 60 dakika ya 65. dakikaya kadar da geçerli olsun diyebilirim. Yine bu serverlar arasındaki bu saniye cinsinden veya dakika cinsinden saat farklılığını engellemek için. Yani saat farklılığından dolayı benim token'ım 401 dönmesin diye. Tamamdır. Onu nerede belirtiyorum? Birazdan startup tarafında belirteceğim. Burada istersen eksi olarak belirtebilirim, bir de artı olarak belirtebilirim. Yani 60 dakikaysa default 65 dakika geçerli olsun. İstersen de buradan işte token -1. 20.55'te oluştuysa 20.54'ten itibaren geçerli olsun. Belki benim yapacağım şöyle anlatayım ben size. Bunu şöyle anlatırsam daha iyi kafanızda oturur. Neredesin? Şuradan açayım ben. Şimdi burası biraz anlaşılması zor olabilir. Şöyle geleyim. Olsa tamam. Şu arkadaş benim token dağıtmaktan görevli. Token'ı dağıttı. Farz edelim ki 20.55'te çıktı ama ben burayı -1 yazdım. -1. Dakika dedim 20.54'ten itibaren geçerli olacak. Ama token normalde kaçta oluşturuldu? 20.55'te oluşturuldu. Şimdi benim şuradaki API'min saati de şu arkadaştan 30 saniye geri. Diyelim ki 20.54 oldu. Tam 20.54. dakika. Normalde gerçek bir saat baktığım zaman arkadaşlar 20.55. Yani şuradaki client'in bir token istek yaptığında saat 20.55 ama ben -1 dediğimden dolayı bu token 20.54'ten itibaren geçerli olur. Ben buraya bir token gönderdiğimde arkadaşlar işte bu token ne olacak? 20.54'te geldi. Buradaki benim saatim de bu API'nin ayağa kalktığı sunucudaki saatte bir saat geri olduğundan dolayı ne yapacak arkadaşlar? Token geçerli olacak. İşte bu API'ler arasındaki bu saat farklılığını eksi yönde şey yapabiliriz, tolere edebiliriz. Şöyle de diyebilirsin. Diyelim ki bu token ömrü 60 dakika ama her seferinde 5 dakika eklesin. Yani 65 dakika olsun. Bu da ileri tarih için geçerli bir durum arkadaşlar. Yani ben her 1 saatlik bir token belirlediğimde o kendisi 5 dakika eklesin. Bunu da nereden belirtiyoruz? O da arkadaşlar startup tarafından şurada doğrularken bakın
Time spent zero vermişim ben burada. Eğer siz buraya bir de 5 dakika verirseniz arkadaşlar, 5 dakika verirseniz bu şu anlama gelir. Bu arkadaşa ben bu token arkadaşlar doğrularken 5 dakika tölere değeriyle doğrulayabileceğim anlamına gelir. Ben buraya 0 vermişim. Bu da şu anlama geliyor. 60 dakikaysa 60 dakika. 61. dakika bu arkadaş geçersiz olacak. Tekrar şuraya geliyorum. Sanırım bu not before'da anladık. Arkasından bakın token içerisinde claim'leri de almışım. Demiştik ki Jason Depp token paid olduğunda tutulan. Hemen şöyle diyelim. Bir Jason Depp token IO'ya gidelim. Jason Depp token'ın şu paid olduğunda key value şeklinde tutulan tüm datalar ben claim olarak ben buraya ekliyorum. Get claim diye bir tane private metodum var burada. Hemen ona bir gidelim. Evet bakın şurada yine aynı yerde. Ben burada 100 lira vermişim. Arkasından bir de audit kısmında vermişim. Hani hangi API'leri istek yapacağını bu audit kısmından belirlenecek. Şuradaki payload'unda August key'inde mini API 1 yazarsa mini API 1 istek yapacak. Mini API 2 yazarsa mini API 2 istek yapacak. Ve bu bir dizin olarak gidecek. Yani şöyle gelecek. Ben bunu sizden şu tekste göstereyim. Şimdi buraya audit olarak düşünün arkadaşlar. Geldim. 2.3 üstte dedim. İçine girdim. Eğer mini api1.com şöyle bir de i koyalım. api2.com api3.com kaç tane arkadaşlar burada API varsa ben sadece bu API'lere ne yapabilirim? İstek yapabilirim. Tamamdır. Bu da sanırım anlaşıldı. İşte burada ne yapıyorum? Bir de hangi API'de istek yapacağını list olarak gönderiyorum. Burada da arkadaşlar tek tek ekliyorum. Bir tane cream nesnesi oluşturmuşum boş. Bu cream bir sınıf. Key value şeklinde alıyor. Key şu, value'su bu. E-mail key, value'su e-mail. Name'i, username. Bir tane de arkadaşlar random her token'ın özgü olması için bir tane de random büyük değeri atmışım. Bir de yine bu user liste arkadaşlar şu gelen audience select'le beraber link sorgusuyla beraber out parametresini arkadaşlar bu key'ine şuradaki gelen audience'leri de şey olarak dizin olarak eklemişim. Ve kullanıcının JSON Web Token'un paid olduğunu oluşturmuşum. Tekrar şimdi geri gelelim. Şuradayız. Gelelim. Arkasından imzamı vermişim. Şurada simetrik olarak imzalamış olduğum credential'ımı da ben burada vermişim arkadaşlar. Nerede? Şurada vermişim. Arkasından bir sınıf oluşturdum ve şunu arkadaşlar şu sınıfı write token metoduna verdiğimde artık şu token işte benim şuradaki token'ım arkadaşlar. Şu oluşan token. Sonuçta bu bir string ifade. 3 parçadan oluşuyor. Her bir parça noktayla birbirinden ayrılmış. Benim için önemli olan kısmın imzalanmış olması. İmzalandığından dolayı da başka hiç kimse bu token'a imzasını bilmediği sürece neyle imzaladığım ifadesini yani şuradaki arkadaşı bilmediği sürece bu token arkadaşlar değiştiremez. Sorusu olan var mı? Şöyle bir bakalım. Sorular alalım arkadaşlar. Evet. Ha, JSON ve Web Token backend projeleri uygun değil. İşte orası yanlış anlaşılmış. Tamam, şöyle anlatayım ben. Hemen bu soru. Şimdi arkadaşlar, eğer senin web uygulama bir API'den beslenmiyorsa normal bir .NET Core projesi yaptın, veri tabanına bağlandın, hiçbir API'den beslenmiyor. Orada işte cookie temelli. Ama senin arkadaşlar API'in web uygulaman bir API'den besleniyorsa yine JSON Web Token'la bu API'den istek yapacaksın. Burada senaryo şu şekilde gerçekleşiyor. Burası yanlış anlaşılmış. Şimdi bu web uygulaması kendi bir veri tabanı yok. Bir backend uygulama. Ama bir veri tabanı yok. Şunlar gibi düşünün. Dataları nereden alıp gösteriyor? API'lerden alıp gösteriyor. Datayı nasıl gösterecek? Önce authorization server'a gidecek, token alacak. Bu token'ı yalnız cookie'ye kaydedecek. Bu arkadaş lokal storage, bu arkadaş da mobil uygulamada bu uygulama için özel alana kaydediyor. Arkasından bu API'den istek yaptığında arkadaşlar eldeki token'la beraber isteği yapacak. Bu arada şimdi şuradan dönen token'ı kaydettiğinde bir tane cookie oluşturacak ya. Yalnız burada yine kullanıcının
belli sayfalara gitmesini yine bu cookie üzerinden gerçekleştirebilir. Mesela authorization server'dan almış olduğu JSON web token içerisinde admin rolü varsa ben cookie oluştururken cookie içerisinde de o admin rolünü koyuyorum. Bu sayede kullanıcı admin rolüne sahip olan sayfalara, admin rolüne sahip olan kullanıcıların görebileceği sayfalara gitmek istediğinde bir daha gidip authorization server'a gidip ya bu role sahip mi değil mi diye kontrol etmeme gerek yok. Direkt cookie içerisinde zaten ben o rolü ekliyorum. Yani bu uygulama kendi içinde yine cookie bazlı bir kimlik yetkilendirme ve doğrulama işlemi gerçekleştirmiş oluyor. Bu arkadaşlarda ise hiç cookie yok. Misal veriyorum çünkü bu arkadaşların hani kullanmış olduğu framework tamamen farklı. Burada Angular kullanıyorsun. Burada artık şey yok arkadaşlar, bir backend diye bir şey yok. Farz edelim admin rolüne sahip olan, burada Senen Şükrü'de işliyor. Admin rolüne sahip olan bir kullanıcı bir sayfaya gitmek istediğinde sen şu şekilde kontrol edebilirsin. Elde etmiş olduğun JSON Web Token'daki role bakabilirsin. Ya da hangi sayfaya gitmek istiyorsun o sayfayla ilgili datayı göstereceğin yere bir istek yaparsın. Yani admin rolünde admin datalarını göstereceksin. O da şu API'den geliyor. Bu API'yi istek yaptığında eğer sana 401 geliyorsa demek ki ilgili arkadaş admin rolüne sahip değil deyip kullanıcıyı yönlendirebilirsin. Veya eldeki JSON Web Token'ın içindeki arkadaşlar şuradaki datalara bakarak da JSON Web Token içerisinde sen rolleri şurada tutuyorsundur. Buradan da JSON Web Token içerisinde bir rol varsa ben buradan öğrenebilirim dersin. Yani burada iki tane yol var aslında. Ya JSON Web Token içerisinden rol alacaksın ya da ben JSON Web Token için parse etmekle uğraşmayayım. API istek yapayım. Bana zaten buradan 401 dönüyorsa eldeki token'a zaten 403 dönüyorsa dikkat edeyim. 401 değil. 403 dönüyorsa 403 token geçerli ama ilgili yapmak istediği işlem için yetkisi yok. 403 dönüyorsa ben de kullanıcıya derim ki sen bu sayfaya erişimin yok derim. Tamam mı? Aradaki fark bu. Bu arkadaş kendi içinde yine cookie bağlı olarak kimlik yetkilendirme, kimlik doğrulamayı gerçekleştiriyor. Mesela arkadaşlar ben şu anda mikroservis kursunu hazırlıyorum. Yaklaşık %50'si bitti gibi. Mesela burada arkadaşlar token dağıtmaktan görevli tamamen ayrı bir mikroservisim var. Ben bu token dağıtmaktan görevli mikroservisimden bir token aldığımda o token'ın içindeki dataları ben burada ne yapıyorum arkadaşlar? Bir cookie olarak oluşturuyorum. Çünkü ben her yetkilendirmede gidip her seferinde şey sormayayım yani bu arkadaş bu role sahip mi değil mi token doğru mu geçerli mi değil diye. Direkt cookie'den öğreneyim. Tamam. Bu arkadaşlar yani biraz şey yani hemen anlamayabilirsiniz arkadaşlar. Biraz pratik yaptıkça, biraz oynadıkça arkadaşlar kafanızda oturacak olan bir şey. Yani başta hemen böyle hemen tık diye oturmaz. Biraz pratik yaptıkça, makale okudukça adım adım oturacak olan bir şey. Bir konu. Zaten dedim ya biraz sıkıntılı bir konu. Yani böyle hemen insanın kafasında oturacak bir konu değil. Diğer soruları alalım biz. Yok arkadaşlar, Microsoft'un içerisinde bu identity zaten bize hazır olarak geliyor. Hemen şurada diğer şeyden göstereyim. Bu Microsoft'un geliştirmiş olduğu normal kütüphane arkadaşlar. Herhangi bir şey paralı bir satılması yok. Onu da hemen şu Udemy identity'den göstereyim kütüphaneyle. Şimdi identity server var. İkinci kısımda ondan bahsedeceğim. Mesela o ücretli. Ona da geleceğim ben. Nerede? Ben alabildim mi? Evet, evet geldi. Bakın şurada. Neredesin? Şeyi görelim. Dependency açalım. Paketler açalım. Bakın tekrar açayım. Facebook, Google, Microsoft'la giriş yapmak için şu kütüphaneleri arkasından bakın şurada. ASP.NET Core Identity Entity Framework Core. Yani herhangi bir arkadaşlar şey yapmanıza gerek yok. Şu kütüphaneyle beraber Identity kütüphanesini kullanabiliyorsunuz. Bakalım başka sorulara. Hocam ben genel bir soru soracağım. Hangi işletim tercih etmeliyiz? Niye işletim sistemi? Arkadaşlar şimdi .NET Core'u niye tercih ediyoruz? Biz bir, cross platform, iki, container denen bir teknolojimiz var. Yeni bir sanallaştırma teknolojimiz var. Ben bunları container olarak ayağa kaldırmam lazım. Container'ın doğal ortamı ne? Linux. Dünyada baktığın zaman niye Linux daha çok tercih ediliyor? Bir kere en önemli sebebi
open source ve maliyeti yok. Yani Linux işletim sistemine sen server'ını herhangi bir ücret ödemeden kurabiliyorsun. Bu yüzden arkadaşlar genellikle biz core projelerimizi Linux makinelerde ayağa kaldırmak hani daha uygun. Ki zaten core yapıyorsan bu bir cross platform olduğundan dolayı zaten ileride de crash edeceksindir yani bir şeyleri. O yüzden Linux'a kaldırmak daha iyi olabilir. Ama şu da var tabii ki. Yani şimdi Windows varsa Windows'ta kaldır yani bir sıkıntı yok. Yani zaten bir lisansın varsa şimdi Windows lisansın hazır var. Server'ın var. Linux'ta yapma. Windows'ta kaldır. Yani bir sıkıntı olmaz. Ama uygulamayı yaptın. Windows'a mı atayım, Linux'a mı atayım? Host aldım. Windows host aldı. Yine soruyor. Yani Windows ve Linux'a bir host alıp para ödeyeceksen arkadaşlar orada Windows almak daha uygun olabilir. Ama işte ben bunları konteyner olarak ayağa kaldıracağım dediğin yerde Windows konteyneri ayağa kaldırmak yerine Linux konteyneri ayağa kaldırmak hem arkadaşlar şey Linux konteynerlerin Linux imajlarınız daha düşük boyutludur Windows'a göre. O yüzden daha performanslıdır. Linux konteyneri ayağa kaldırmak Windows'a göre kapatıp açmak veya istediği herhangi bir tarihinde 10 tane instance ayağa kaldırayım dediğinde çok daha hızlı. Şöyle özetleyeyim, biraz karışık oldu. Şimdi öğrenci şeyinden bakalım. Uygulamamı yaptım, yayınlayacağım. Girdim arkadaşlar bir host firmasına. Bakıyorum, Windows host'a bakıyorum, Linux host'a bakıyorum. Eğer arasında böyle aman aman bir fark yoksa Windows host'a al. Zaten doğal ortamı. Direkt çalıştır. Ama arkadaşının Linux'u vardır. Senin bir tane makinenden Linux server kullanmışsın. Bir tane sanal makinen vardır. Linux server kuruludur. Orada direkt Linux server'la beraber ayağa kaldır. Mesela cloud'da ise arkadaşlar şimdi identity'yi direkt cloud'a attığın zaman arkadaşlar cloud'lar genellikle arkadaşlar senin uygulamanı hani Windows'ta mı çalıştırdığı, şeyde mi Linux'ta mı çalıştırdığında çok ilgilenmezsin. Senin için orada performans önemlidir. Yani cloud'a attığın zaman ister benim uygulamam alt tarafta Windows'ta çalıştırsın, istersen Linux'ta çalıştırsın senin için çok bir önemi yok. Benim için orada hız önemli. Hangisi hızlıysa orada çalıştırsın. O yüzden orada çok şeye bakmayız. Alt tarafta hangi sistemi kullanıyor ona çok şey yapmamıza gerek yok. Dikkat etmemize gerek yok. Direkt cloud'da Azure'un nesi var arkadaşlar? Şöyle bir servisi var. Mesela Azure'dan hemen ben bir örnek göstereyim. Şöyle Azure'a girelim. Şöyle gidelim. Bakın Azure'un şurada Create Resource diyeyim ben buna. Şuradan zaten gelebilirim. Şöyle Web App dediğim zaman şöyle Web App'i arayalım. Bakın şurada geldi aslında ama. Arkadaşlar şurada Web App'i oluşturduğunuz zaman Web App'te işte uygulamanın konteynerde mi ayağa kaldırayım, şurada mı ayağa kaldırayım diye seçenekler var. Artık sen bu seçenekleri evde Cloud'da da ayağa kaldırabilirsin ama Cloud artık dolar kurundan dolayı maalesef çok artık cazip gelmiyor. Burada şey yok yani bir sınır yok yani aman Linux'ta mı kaldırayım Windows'ta. Linux'un varsa direkt Linux'a kaldır. Hazır bir VM'im vardır ama host alacaksan da benim tavsiyem Windows host al daha rahat olur. Bizim web hocamız çok hızlı buluyordu. Başka sorulara bakalım. Tamam, başka bir soru yok herhalde. Devam edelim. Evet. Bir ara verelim mi arkadaşlar? Bayağı bir gittik. Şöyle küçük tamam. Bir 5 dakikalık bir form doldurma arası evet. Verebiliriz evet. Aslında. Tamamdır. Arkadaşlar formu... Bu arada evet. Devam edelim. Tamam. Formu yan taraftaki sohbet kısmına bıraktık. Böyle 5 dakika ara verelim. Bu sırada formları siz de doldurun. Öyle yapalım. Birkaç tane soru var. Onları da şeyden soralım. Aradan soralım. 9-10 geçelim. Aynen. Devam yine sorularınızı evet yazabilirsiniz bu sırada da. Aradan sonra cevaplandıralım.
Evet, devam edelim mi? Devam edebilirim. Tamam. Şöyle sorulara baktım mı arkadaşlar? Şöyle bir hani özetleyelim isterseniz. Şimdi biraz daha karışık olabilir. Benim tavsiyem sizlere arkadaşlar mutlaka bir Docker teknolojisini öğrenmeniz. Yani bir temellerini öğrenmeniz faydalı olur. Arkasından buradaki cross platform uygulamanızı ya bu .NET Code olabilir. Bunları container olarak ayağa kaldırmak arkadaşlar uygun bir seçenektir. Çünkü herhangi bir istediğin T anında instance'larını arttırabilirsin. O yüzden orada bir sanal makine kiralayıp bu şirketin ki eğer bir şirkette çalışıyorsan zaten orada bir sanal makine olacaktır. O Linux sanal makine üzerinde arkadaşlar container'ınızı kaldırmak uygundur. Burada arkadaşlar Windows işletim sisteminde hem Linux container hem de Windows container ayağa kaldırabilirsiniz ama Linux işletim sisteminde sadece Linux container'ları ayağa kaldırabilirsiniz. Mesela ben şu anda Windows işletim sistemi var. Ben de şimdi Docker'ı tekrar şöyle açayım. Şimdi Docker açtığım zaman istersen Windows container ayağa kaldırabilirim, istersen Linux. Her iki platformu da destekliyor. Zaten eğer ki sen uygulamanın sadece ben Windows'ta çalışacak diyorsam o zaman Core da yapmana gerek yok. Yani ona bakarsın. Sadece ben Core kullanmayacağım cross platform olmasın diyorsan Core da yapmana gerek yok o zaman. Ama günümüzde baktığımız zaman arkadaşlar şimdi herkes Flutter'dan tut da her şeyin cross'unu geliştirmek bir kod yazayım tüm platformlarda çalışsın demek uygun. Çünkü bugün şirketin diyelim ki Windows Server lisansı vardır. Ama bir yıl sonra bitecektir. Bir daha o parayı ödemek istemiyordur. Hadi Linux'a geçiyoruz dediğinde eğer senin yazmış olduğun uygulama cross platform değilse işte .NET Core değilse sıkıntı yaşarsın. O yüzden her zaman ileri dönük olarak bugün Windows'ta çalışırsın, yarın Linux'a geçersin, yarın Linux'ta çalışıyorsun da Windows'ta geçersin. O zaman senin yazdığın uygulama bir kere cross olmak durumda. Yani her platformda, her işletim sisteminde ben uygulamamı ayağa kaldırabilmeliyim. Buna dikkat etmem lazım. Mesela ben ufak projeler için bir host kiralayacaksam arkadaşlar direkt olarak Windows alıyorum mesela. Çünkü konteyner olarak ayağa kaldırmayacağım, bir şey yapmayacağım. Windows'ta çalışsın. Ama işin içinde konteyner gibi bir sanal yeni nesil bir sanallaşma teknolojisi giriyorsa ve ben uygulamamı konteynerde ayağa kaldırmak istiyorsam orada işte konteynerin doğal ortamı zaten Linux olduğu için arkadaşlar orada Linux server'ı tercih etmek daha uygun olacaktır. Bir arkadaş da demiş, bakalım. Net yazıyorsan Windows daha stabil, Linux Server'de denedim ama efektif olmadı. Şimdi neye göre daha stabil? Yani kodunda da sıkıntı olabilir. Yani burada tek parametre ortam değildir arkadaşlar. Yani şimdi kodun da benimle değildir. O yüzden o da bir sıkıntı olabilir. Yani burada tek parametre olan şeye bakmayın yani. Senin kodunda da bir problem olabilir. Ona da dikkat etmek lazım. Yani böyle bir optimizasyonda veya hız konusunda tek parametre değil, orada birçok şeye göz atmak lazım. Bir arkadaşımız demiş ki kodumuzun iyi olacağını, onu bir kaçırdım herhalde. Evet, Fuat Hoca yazdığımız kodun doğru olmadığını. Hocam konudan bağımsız. Tamam, önce şu soruyu cevaplayayım. Tamam. Konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hocam konudan bağımsız, net. MyUI, bu dediğin açılımını yazar mısın? Bunu şu şeyi kısaltmayı görmedim. Karar üstüme Flutter veya React Native alternatif olur mu? Bunu bir açılımını yazarsan Mustafa, bu kısaltmayı açamadım şu anda. Yani tam ne demek istediğini anlamadım. Bir de yazdığımız o kodun. Arkadaşlar yazdığınız kodun doğru olmadığını, şimdi makale okumuyorsan çok anlayamazsın. Şöyle arkadaşlar, bir kere hangi framework'ü, hangi kütüphaneyi geliştiriyorsan geliştir, her kütüphanenin bir best practice'leri vardır. Bir kere bu best practice'leri mutlaka okuyacaksın. Şimdi misal veriyorum, örnek. Şimdi ben bir mesaj kurut sistemi olarak RapidMQ mu kullanacağım? Hemen gideceğim. RapidMQ öğrendikten sonra hemen şöyle bir best practice'leri yazacağım. Bakın RapidMQ'nun kendi resmi sitesinde bakın best practice'leri var. Sana burada yani en yüksek performansı alman için sana burada tavsiyeler bulunuyor. Bir kere bu tavsiyeleri kuracaksın. API mi geliştiriyorsun? İşte .NET Core değil mi? ASP.NET Core, API, Best Practice. Hemen buradaki makaleler arkadaşlar okuyacaksınız. Bu sayede kodunuzdaki yanlış olan yerleri çok daha kolay bir şekilde görebilirsiniz.
Arkasından bu biraz işte clean code ile ilgili yazı okudukça, makaleler okudukça, kodunuzu nasıl daha okunabilir hale getirdikçe, clean code çok önemli bir şey. Özellikle ekip olarak uygulama geliştiriyorsan, her zaman şu aklında olacak. Ben bu kodu yazıyorum, başkası kolay okuyabilecek mi? Yani ben başkasının gözünden baksam acaba anlayabiliyor muyum? O yüzden eğer ekip içinde çalışıyorsanız clean code'a çok dikkat etmeniz lazım. Projeye başka kat yapan arkadaşlar senin koduna baktığında niyetini, amacını en kısa sürede anlayabilsin. O yüzden bu 5 pratiklerle beraber bunlar biraz tecrübeyle zamanla arkadaşlar adım adım gelişecek olan şeyler. Bunun da en güzeli bol makale arkadaşlar. Çünkü her bir makale sana farklı bir bakış açısı kazandırır. Bir makaleye bakarsın, daha sonra daha yazılmış bir makale okursun. Ha dersin ki şu makale demek ki orada daha kötü kod yazılmış. Bu makale daha iyi. Bu sefer aralarındaki ayrımı da daha net anlamaya başlarsın. O yüzden benim tavsiyem bol bol arkadaşlar makale okumak. Burada da Medium hesabınız varsa Medium'da gerçekten çok güzel makaleler var. Medium bu konuda gerçekten çok iyi. Başka herhalde. Burada şey hani işletim şu iyi bu iyi işletim sisteminde de hani Windows iyi Linux iyi değil arkadaşlar. Senin senaryona göre. Dediğim gibi yani senaryon neyse framework seçiminde de öyle. Senin senaryona uygun framework'ı seçeceksin. Senin senaryona uygun işletim sistemi seçeceksin. Şu iyidir bu iyidir demek uygun değil arkadaşlar. Ha multi-platform app UI. Bakın bunu şey hiç arkadaşlar duymadım yani. Bu Blazor'dan da bahsetmiyorsun. Acaba Xamarin mi diyeceğim? Xamarin de değil. Bunu duymadım Kemal ya. Yani hiç onunla ilgili bir makale edip gelmedim. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Öyle bir şey mi var? Bak ben ilk defa mesela bunu duyuyorum. Bir bakalım. Net. Şöyle UI diyelim. Böyle bir şey var mı? Ha bak varmış. Ben bunu Xamarin diyor yalnız bu. Multiplatform. Bu. Acaba yeni mi bu? Multiplatform. Native. Mobile. Tablet desktop. Herhalde cross platform uygulama geliştirmekle ilgili tek bir kod bezle beraber tablet, desktop'ı ve mobili içine alan bir uygulama geliştirebiliyoruz. Geliştirebiliyormuşuz sanırım buna. Arkadaşlar benim tavsiyem mesela ben Kotlin yazıyorum. Mesela native ama ilk fırsatında Flutter öğreneceğim. Yani ben burada Flutter'ı gerçekten hatta bir anket yapılmıştı. Yani Flutter 164'te birinci çıktı yani. Şu Türkiye'de de böyle bir kişi falan oy vermiş. O yüzden Flutter herhalde biraz daha ipi gözetecek gibi duruyor. Yani benim bakış açımdan React Native'e göre. O yüzden benim tavsiyem eğer cross platform öğreneceksiniz Flutter biraz daha öne çıkıyor. Hani şu anki aşamada özellikle Flutter 2'de çıktıktan sonra biraz daha böyle popülaritesi de arttı. Bir de arkasında Google gibi bir firma olduğundan dolayı bilmiyorum sanki Flutter biraz daha cross platform tarafında iş alımlarda daha tercih edilecek bir pozisyon gibi duruyor. Flutter bilmek size daha fazla katma değer sağlayabilir. Net 6 ile duyuruldu. Tamam net 6'ya bakmadım arkadaşlar. Daha net 6 aslında şeyde duracak. Kasım ayında yine. Net 6 ile duyuruldu. Net 5.0 var. Net 6. Preview'de mi duyuruldu acaba? Olabilir arkadaşlar. Bilgim yok. O konuda daha bir makale okumadım maalesef. Xamarin Forms evrimlemiş ve geliştirmiş. Ha, doğrudur. Ya şey arkadaşlar yani yine burada hani Flutter diyorum ama böyle bir yönlendirme de gibi olmasın. Şimdi C Sharp'ı çok seviyorsundur. Ayrılmak istemiyorsun. Sana daha kolay geliyordur. Hani burada şey değil. Ben sadece insanların yapmış olduğu anketlerden çıkan ve baktığım zaman da iş alımlarda biraz daha böyle Flutter önde gibi duruyor. O yüzden söyledim. Açıkçası ben yine çıksa dahi şahsım adına diyorum. Diye bir C Sharp kodu yazıyorsun. Cross platform. Herhalde yine o tarafta Flutter'la yazarım diye düşünüyorum yani. Flutter öğrenmeyi tercih ederim. O aşamada. Öyle bir hani bir .NET bağımlılığımız yok. Yani .NET'i koru öyle bir ayrıcalığımız da yok. Sadece kolay uygulama geliştirdiği için tercih ediyoruz. Yarın başka bir platform çıkar. Onda daha kolay uygulama geliştiririz. Ona geçeriz yani. O yüzden benim için önemli olan orada bir hani ne diyelim sempatizanlıktan daha ziyade benim için uygun olan, kolay olan, öğrenebileceğim kolay olan bir şeyi tercih etmek. Mesela bana Flutter daha cazip geliyor. Her ne kadar Flutter öğrenmek için Dart dilini sıfırdan öğrenmem gerekse dahi bilmiyorum bana daha cazip geliyor Flutter. Diyelim araya not eklemek gerekiyor. Anladım hocam. Tamam. O zaman devam edelim. Şöyle arkadaşlar biz kursumuzu biraz daha kısa tutacağım bu sefer. Çok uzatmayacağım.
Token dağıtma işlemini görmüştük. Şurada neredeydik? Bu bizim Udemy Identity. Kütüphaneden bahsetmiştik. Şu benim, evet bakın şurada container'larda, bakın sağ tıkladığın zaman şurada bakın Windows container'a veya Linux container'a geçiş yapabiliyorsunuz. Tabii Windows Server'ın tabii tercih edilmeme sebeplerinden bir tanesi tabii maliyet. Şimdi Windows Server ücretli olan bir şey. Linux Server ücretsiz olan bir şey. Orada da bir maliyette tabii önemli bir etken Linux Server'ın tercih edilmesinde. Tamam, burada şu API'leri istek yapacak, şununla imzalanacak dedik ve token servis benim için arkadaşlar şurada bir token oluşturuyor ve ben arkasından bir DTO nesnesi oluşturarak geriye dönüyorum. Bir API olduğundan dolayı bir DTO dönmek dedim uygun bir yoldur arkadaşlar. Mesela bu bir best practice'tir arkadaşlar. Bir DTO nesnesi dönmek. Arkasından bir de refresh token'ı dönmüşüm. Random refresh token, refresh token ömrünü belirtmişim. Şurada da arkadaşlar refresh token dönmüşüm. Bir tane de refresh token üretmişim. Şurada bakın bir algoritma ile beraber random number generator üzerinden bir data üretmişim. Byte'ını almışım. Base64'ü çevirmişim. Dönmüşüm. İsterseniz burada wait de dönebilirsiniz. Aman aman bir problem değil. Bu refresh token amacı arkadaşlar yani her şey için unique olsun. Yani her oluşturulduğunda unique bir değer olsun ve ben bunu ilgili kullanıcıya atayıp veri tabanında tutuyor olacağım. Ben burada şunu da diyebilirim yani çok basit bir şey diyebilirim. Return dedikten sonra wait, new wait deyip de arkadaşlar ben ne yapabilirdim? Yani dönebilirdim. Arkasından şu to string diyelim. Şöyle de dönebilirdim ben. Ama ben burada bu random değer üretmekle ilgili özel bir sınıfım var. Bu sınıfı kullanmışım. Bu itten daha kesin, daha günlük bir değer üretiyor arkadaşlar bu sınıfım. Tamamdır. O zaman şimdi bu uygulamayı bir çalıştıralım. Bakalım bir token almaya çalışalım. Buradaki kullanıcı adım hatırlamaya çalışıyorum ama. Bir bakalım arkadaşlar. Şöyle kapatayım ben. Ha, bu arada başka hangi metotlar var onlardan da bahsedeyim çalıştırmadan önce. Şu sevleneyim şöyle. Şunu da kapatayım ben. Geliyorum. Şuradaki API'da bizim authorization control içerisinde. Bakın bir tane token oluşturmuşum. Tamam. Eyvallah. Şimdi bir tane de client'lar için token oluşturmuşum. Bakın bu da önemli. Şimdi client'lar için token oluşturmak ne demek? Şöyle düşünelim. Senaryoma geliyorum. Hatta şuradan biraz tahtayı tekrar bir seçelim. İşin içinde kullanıcı varsa tamam bunda bir problem yok. Kullanıcı username ve password'ünü gönderiyor. Bir token alıyor. Bu token'la beraber API'lere istek yapıyor. Peki şöyle bir senaryo olsa arkadaşlar. İki tane, üç tane API uygulamam var. Bir, iki, üç. Bunlardan iki tanesi token isterken mutlaka kullanıcıya ait bir token bekliyor. Yani bu şu anlama geliyor. Burada benim bir client'ım var. Bu bir web uygulaması. Token dağıtmaktan görevli şurada bir tane uygulamam var. Kullanıcının username, password'ünü aldı, gönderdi, token aldı, şu iki arkadaşı istek yaptı. Yalnız bu üçüncü arkadaşta kullanıcı ile ilgili token diye bir şey yok. Şimdi ben bu arkadaşa nasıl istek yapacağım? Şimdi username ve password'ı almış olduğum token bu arkadaşı istek yapamıyorum. Burada arkadaşlar devreye şu giriyor. Client ID ve Client Script dediğimiz iki tane değer devreye giriyor. Client ID, Client Script. Şöyle script diyeyim. Hatta bunu da anlatıyor muyum? Bir bakayım. Şurada yazsam daha iyi olur. Değil mi? Biraz da burası biraz daha kötü. Şurada hemen şöyle yazayım. Client ID, Client Secret. Şöyle diyeyim. Hatta senaryomu şöyle yapayım arkadaşlar. Şöyle yapalım bakın. Senaryomuzu daha temiz yapalım. Şöyle büyüttüm. Şimdi bu senaryomuzda üyelik sistemi yok. 3 tane API'm var. Bir tane web uygulamam var. Ama üyelik sistemi yok. Yine token dağıtmaktan görevli bir ayrı bir API'm var. Şimdi üyelik sistemi yoksa ben nasıl token alacağım? Kullanıcının bilgisini gönderip token alamıyorum. İşte burada arkadaşlar eğer üyelik sistemi yoksa
ve siz API'larınızı ya da koruma altına almak istiyorsanız şu şekilde yapıyorsunuz. Bu token dağıtmaktan görevli arkadaş içerisinde bir client ID bile bir de client secret belirtiyorsunuz. Bu client ID, client secret token almak isteyen arkadaşlar client'lara belirtiyor. Bunu username ve password gibi düşünebilirsiniz. Şuradaki client ID'yi username, client secret'i de password gibi düşünebilirsiniz. Ama artık bu kullanıcıyı temsil etmiyor. Token almak isteyen client'ları temsil ediyor. Mesela bunun için bir client ID, client secret belirttim. Mobile için bir client ID, client secret belirttim. Artık token almak istediğinde benim web uygulamam, çünkü bir üyelik sistemi yok içinde, kullanan herkes girebiliyor, tüm sayfaları görebiliyor. Bir borsa uygulaması yaptın, üyelik sistemi yok. Tüm borsa bilgilerini gösteriyorsun. Borsa bilgileri de sana API'lerden geliyor. İşte burada arkadaşlar client ID, client secret'i gönderiyorsun. Bu arkadaş bakıyor veri tabanında. Bu client ID, client secret varsa sana token dönüyor. Aynı şekilde mobil uygulamanın da kendine ait client ID, client secret'i var. O da gönderiyor. Gerçekten göndermiş olduğu client ID, client secret'lerin veri tabanında varsa ona da bir token dönüyor. Yalnız artık bu token içinde user ID, rol gibi ıvır zıvır bilgiler yok arkadaşlar. İmzalanmış bir token sana gönderdiğinde sen NLP token'la bu yine API'lere istek yapabiliyorsun. Bunu da bir senaryodan göstereyim. Gelelim şöyle. Bunu da ben AppSetting'de tutuyordum. Bakın mesela arkadaşlar ben AppSetting.json'da şöyle client isminde bir şeyde iki tane client tutmuşum. Bir tanesi demişim ki single batch application ID'si bu secret'i de secret diye açık açık yazmışım. Burada herhangi bir şey olabilir. Demişim ki bana bu client ID, client secret de bir token almak için bir istek gelirse o sadece mini API 3'e istek yapabilsin. Çünkü mini API 3 olan API'nin benim üyelik sistemi gerektirmeyen bir API. Yani içinde üyelikle ilgili data bulundurmuyor. Hani user ID'si şu olan datayı getir demiyor. Örneğin farz edelim ki rastgele bana hava tahminini dönüyor. İşte hava tahminini üyelik gerektirir mi gerektirmez. Ben istek yapıyorum bugünün havasını bana dönüyor. Sıcaklığını, rüzgar şiddetini falan dönüyor. Orada ben tamamen işte göndermiş olduğum client ID, client secret ile beraber arkadaşlar diyorum ki bir de JSON Web Token içerisinde de bunu ekle. Artık bu değerlerle üretilen token yani client ID, client secret ile istek yapıldığında benim üretmiş olduğum token sadece şu API'ye istek yapabilir. Buradaki Audis arkadaşlar rastgele bir isim değil. Bu Audis birazdan bahsedeceğim. OpenID, OAuth 2.0 gibi protokollerden geliyor. Bu hep isimler. Arkasından bir de mobil uygulama için demişim. Yalnız mobil uygulamayla ilgili eğer ki şu client ID ve client secret de token almak için istek gelirse o hem mini API 3'e istek yapabilirsin hem de onun da mini API 4'ü varsa mini API 4'ü istek yapabilirsin. Bu ikisi de yine kullanıcı ile ilgili işlem yapmayan, içerisinde data bulunduran birer API olarak düşünebiliriz. Yani böyle bir senaryomuz da olabilir. İşte borsa sitesi gibi işte altın değerlerini döndürmek istiyorsundur ama üyelik sistemi yoktur. İşte burada client ID, client secret ile beraber token alabilirsin. Peki onu nasıl almışım ben? Bakın geliyorum. Burada bu sefer şu create token, evet login bilgileri bekliyordu. Bir de bakın client ile beraber token üretmemişim. Peki kullanıcıdan ne almışım ben burada? Bu endpoint istek yapıldığında client ID, client secret almışım. Bu değerler geldiğinde içine gidelim. Yine aynı şekilde Authentication Service'dan şu arkadaşın implementasyonuna gidelim. Burada da önce bu client arkadaşlar var mı yok mu kontrol edelim. Yani benim şu AppSetting.json içerisinde var mı yok mu? Sonuçta bu bir dizin kontrol ediyorum. Eğer null ise geriye bu client ID veya client secret bulunamadı diyor. Geriye bir 404 dönüyor. Eğer varsa artık token üretiyorum. Token'a da ne yapıyorum arkadaşlar? Client ID ve client secret'i gönderiyor. Bakın bu bir sınıf, client diye bir sınıf. Bu client sınıfı içerisinde aynı zamanda şuradaki data da var. Audis'te var ki hani ben token oluşturacağım. Bu token'la hangi API'ler istek yapısını işte buradan alıyorum ben. Arkasından bir de bunun içerisine bakalım implementasyonuna. Evet, düzeltiyorum. Şuraya gidecektik. İmplementasyona gidelim. Evet, şuraya geldim. Yine access token ömrünü security key, aynı security key ile imzalıyorum. Signing credential simetrik bir imzalama, simetrik bir security key ürettikten sonra
credential'ımı üretiyorum. Yine bir algoritma ile beraber arkadaşlar, imza ve algoritma ile beraber bir token oluşturuyorum. Yine aynı şekilde JSON Web Token oluşturuyorum ama bu sefer dikkat ederseniz her şey aynı. Kullanıcı ile ilgili token oluşturmakla işte issuer, yani kim dağıtıyor bu token'ı? Expire, not before'u, imza, her şey aynı. Tek değişen bakın JSON Web Token'ın payload'u yani claim'leri. Orada da get claim by client demişim. Bakın hemen buna bir gidelim. Göndermiş olduğum client nesnesindeki random bir tane her token için özgü şurada bir tane read öğretmişim. Bir tane de arkadaşlar subject keyword'u tutmuşum. Orada da client'in ID'sini yazmışım. Yani bu token şu client için demişim. Aynı zamanda audience'e de ne eklemişim arkadaşlar? Bu client'tan gelen, bu sınıftan gelen şu audience'i bu gelen list string'i burada dönerek arkadaşlar içerisine girmişim. Implementasyona gidelim. Burayı niye kaybettik biz? Şurayı tabii almadım. Şimdi şöyle alayım ben. Arkasından bir de şuraya gidelim. Evet, şurada arkadaşlar select ifadesiyle beraber bir linkle beraber içerisinde girip her bir ifade için listedeki her bir item için yeni bir tane JSON Web Token Register Claim Names'den şu out sabitinden bakın bu sabitin üzerine geldiği zaman out yazıyor. Yani istersen bunu yaz, istersen şurayı sil yaz. Hiç fark etmez. Ama her zaman bana kütüphaneden gelen sabitleri yazmak hani hata yapma ihtimalimi arkadaşlar azaltır. JSON Web Token oluşurken bu JSON Web Token payload'unda şöyle bir şey yazacak arkadaşlar. Out diyecek. 2.3 liste bilgisinin içerisinde işte hangilerini istek yapabiliyor? Şunu istek yapabiliyormuş. Şu yazacak. Hatta şöyle yazacak. Aynen şu yazacak arkadaşlar. Payload'undaki parametrelerden bir tanesi bu olacak. Peki soru şu. Tamam eyvallah bu token'ı oluşturduk biz. Şimdi ikinci önemli bir sorun var. Şimdi şuraya geldim. Buradan token aldılar. Bu API gelen token'ın doğrulamasını nasıl gerçekleştiriyor? Biraz da bundan bahsedelim. Şimdi şu mini API bir istek yapabilmem için mutlaka request'in header'ında token gönderiyordum şu mini API bile. Bunu şimdi program serisine geldiğim zaman, düzelttim startup'ına geldiğim zaman bakın şurada ben tabii bunu şey olarak ekledim. Şurada add custom token out. Tamam şuna bir girelim. Şurada göstereceğim. Bakın services nokta bu services ben burada bir generic metot yazmışım. Aslında şu services şuradaki services tamam mı? Şuradaki services olarak düşünün. Aynısı zaten. Önce bir authentication eklemişim. Şurada bir tane sham eklemişim. Bu sham arkadaşlar dün hatırlarsanız bahsetmiştim. İşte bayi için bilmiyorum dur yanlış hatırlamıyorum şimdi çok anlatıyorum kafam karışıyor. Dün şema yapısından bahsettim mi ben? Sanki bahsettim diye hatırlıyorum ama bir arkadaşım yazarsa dün dinleyen var mı? Şemadan bahsettim diye hatırlıyorum ama. Dezen yok bahsetmedim sanırım tamam. Arkadaşlar şemalar bizim şu işe yarıyor daha doğrusu. Şemalar oluşacak olan arkadaşlar cookie'leri veya JSON Web Token'ları birbirinden ayırmamızı imkan tanıyor. Ha, bahsettiniz hocam. Tamam süper. Tamam, tekrar bahsetmeme gerek yok. Yani kısaca sen bir web sitesinde işte bayiler için ayrı bir login ekranı, normal kullanıcılar için ayrı bir login ekranı yapacaksan orada iki tane şeman olacak. Yani birbirinden ayırıyoruz. Çünkü bayiler için oluşacak cookie ile normal kullanıcılar için oluşacak cookie ömürleri birbirinden farklı olabilir. İşte bayiler için oluşacak cookie'nin default'u 30 gün olabilir. Ama normal kullanıcılar için 60 gün olabilir. İşte bunları birbirinden ayırmak için şema kullanıyoruz. Şimdi ben burada tek bir üyelik sistemi olduğundan dolayı ben bir tane şema kullanmışım. Bakın şurada şema, bu bir sabit. Bana bir bearer geliyor. Bunu attık cebe. Şuraya şimdi geçiyorum. Arkasından, şimdi bu benim framework içerisindeki default şemamı eklemişim. Bir de demişim ki JSON Web Token bearer bir servis eklemişim. Yani bu şu anlama geliyor. Bak burada bir üyelik sistemi var. Yani üyelik sistemi demeyelim. Bir authorization sistemi var. Bu authorization sistemi JSON Web Token'la doğrulanacak. Yani bir istek geldiğinde bu isteğin requestlerin header'ındaki token'a bakarak doğrulanma yapılacak. İlgili sayfa yetkisi var mı yok mu? Et JSON Web Token bearer bu işe yarıyor. Arkasından bakın buna da bir şema eklemişim. Bu şemanın da ismi yine bearer. Arkasından bu şemayla bu şemayı şurada
default şemayla birbirine bağlamışım arkadaşlar. Benim normal framework'ümdeki uygulamamdaki şemayla JSON Webdoc'un birinden gelen şemayı şu kodla beraber bağlamışım. Üçü de dikkat ederseniz aynı şema. Bearer, bearer, bearer. Arkasından gelmişim. Eyvallah, tamam. Bana bir token gelecek. Uygulamamı haberdar etmişim. Artık request'inde bir token geleceğinden haberdar etmişim şu servisle beraber. Demişim ki bu token'ı ben nasıl doğrulayacağım? Demişim ki bakın şurada validate. Bir, ömrünü kontrol et. Token'ın ömrü doğru mu? İki, issue'sunu kontrol et. Yani bu token'ı gerçekten benim Udemy Authorization Server API'ni dağıtmış. Bakın bu da önemli. Yani bu token doğru yerden mi geliyor? Bu token'ı üreten yer benim bildiğim Authorization Server mı? Onu da kontrol et. İkinci aşama. Üç, içindeki işte bahsettiğim Audist'i kontrol et. Hani Audist'te mini API 1, mini API 2 yazıyor arkadaşlar. Onu kontrol et. Dört, imzasını kontrol et. Yani bir token geldiğinde dört tane şeyi ardı ardı arkadaşlar kontrol ediyor. İsterseniz ömrünü kontrol etmeyebilirsiniz. İşisini arkadaşlar kontrol etmeyebilirsiniz. Bunları false'a set ettiğiniz zaman isterseniz hiçbir şeyini de kontrol etmeyebilirsiniz. Gelen her şey kabul edebilirsiniz. Peki bu değerleri nereden alıyor? Şimdi şuradaki ömrünü zaten token içerisindeki şuradaki expression'dan alacak. Eyvallah. Zaten burada token'ın ömrü yazıyor. Kim dağıttığını arkadaşlar bakın şuradan alıyor. Ben buna bir token options geçmişim. Bakın bu token options, custom token options sınıfında ben burada issue parametresi belirtmişim. Bu issue da bana nereden geliyor biliyor musunuz? Kafanız karışmasın. Şuradaki issue'dan geliyor. Yani bu gerçekten bana bir token geldi. Bu token'ı bu authorization server'ı üretmiş. İşte burada önce onu veriyorum. Bak sen sana vermiş olduğumu burada doğrula diyorum. Arkasından August parametresini almışım. Arkasından imzasını almışım. Yani 3 değeri veriyorum. Arkasından da burada doğrulamasını gerçekleştiriyorum. Yoksa ben bunu true dersem tamam eyvallah true verdim de ona bir August ver de ben ona göre bir doğrulama yapayım. İşte onu nerede veriyorum? Şurada benim August parametresini de veriyorum. August uygun course ayarı nasıl yapılmalı? Şimdi arkadaşlar course ayarında eğer ki siz bu API'ları bir tarayıcı üzerinden tüketmiyorsanız burada da bir şöyle bir course ile ilgili yanlış anlaşılma var. Bunu bir anlatayım. Şöyle gideyim. Şimdi course dediğimiz arkadaşlar dediğimiz olay şurada benim API'm var. Şu benim API'm. Şu da benim single page application. Eğer ben bu API'lara single page application içerisinden bir HTTP yani Ajax'la beraber bir istek yapıyorsam default olarak arkadaşlar tarayıcı bu isteği engeller. Yani bu aslında tarayıcının bir güvenlik yöntemi. Eğer ben bu API'lara isteği bir mobil uygulamadan, bir Windows uygulamasından veya bir herhangi başka bir şey uygulamasından diyelim. Nasıl diyeyim? Herhangi bir API uygulamasından istek yapıyorsan burada course diye bir şey yoktur. Course sadece tarayıcılar için olan bir şeydir arkadaşlar. Course dediğimiz şey bu tarayıcının gelen default güvenlik önlemini hafifletmek için yaptığımız bir şey. Eğer sen bu API'leri tüketmek için bir web uygulaması kullanmıyorsan course yapmana gerek yok. Çünkü artık tarayıcı yok. Bir yerde tarayıcı varsa orada course devreye giriyor. Tamam mı? Önce bunu bir şey yapalım. Açıklayalım. Eyvallah dedin ki ben bu API'ları web uygulaması içerisinden yapmış olduğum işte React veya Angular içerisinden istekler yapacağım. Evet. Orada artık tarayıcı üzerinden bu istekler gerçekleştiği için. Yani orada benim client'ım ne? Tarayıcı. Burada client'ım ne? Bir Windows uygulama. Burada client'ım ne? Bir mobil uygulama. Burada client'ım ne? Bir TV uygulaması. Bunların hiçbirinde course gerekli değil. Gerekli olan benim client'ım eğer bir tarayıcı ise. Tamam. Şimdi tarayıcı ise course'u da yine normal arkadaşlar course ayarı yapıyoruz. Şurada ben yapmış mıyım? Buna bir bakayım. Ha, bunlar da yapmamışım herhalde. Şeyleri açmamışım. Tamam.
Normal arkadaşlar kursunuzu buradan ekliyorsunuz. Yani normal bu API'nize hangi Angular uygulaması istek yapacak? Yani hostu ne? Yazıyorsun buraya. Önce şuradan kursumuzu ekleyelim. Arkasından şuraya geliyorum arkadaşlar. Server istedikten sonra add course diyorum. Parantez açıyorum. Burada arkadaşlar öncelikli olarak bir options'a gidiyorum. Dikkat ederseniz bu bir action, bir delegedir. Bu delege metotları işaret eder. Bana diyor ki öyle bir metot ver ki parametre olarak course options alsın. Ben bunu lambda ile direkt içerisine giriyorum. Burada options dedikten sonra arkadaşlar bir tane default policy ekliyorum. Bu sefer bunun içerisine giriyorum. Bakın bunda course policy'si var. Şurada ben buyurdu dediğimde bu sefer yine bunun içerisine girip diyorum ki şu arkadaşlar ya herhangi bir orijinden gelsin, allow any origin fark etmez. İşte www.com'dan da gelsin, mysql.com'dan da gelsin. Ama eğer senin single touch application www.mysql.com'da ise ve sen sadece buradan gelenleri istek vermek istiyorsan o zaman burada ne yapacaksın arkadaşlar? Bu bir şey alıyordu sanırım. O zaman allow any origin değil, allow with origin. Neredesin? Allow any origin değil, credential. Neredesin? Bakayım, with origin içerisinde miydi? Allow any origin parantez açalım. Yok, bu şeyle başlaması lazım. Bir görelim request. Evet, with origin diye bir metodum var. Burada arkadaşlar dikkat ederseniz param ifadesiyle bir string alıyorsam buraya www.mysql.com'dan istek yapabilirsin. Yani bu API istek yapabilirsin. www.nokta benim bir site 2 var. Site 2'den istek yapabilirsin diye her bir API'nde her şu bir API'nde bu kurs ayarını yapman lazım. Eğer tarayıcıdan erişiyorsan, senin client'ın bir tarayıcı ise. Bu anlaşıldı mı bu olay acaba? Bazen kurs yanlış anlaşılıyor. Ben o kurs yaptım. Artık kimse erişemez. Yani benim burada belirtmiş olduğum MySite dışında kimse buraya istek yapamaz. Yanlış arkadaşlar. Mesela ben Postman'dan bu API'ye istek yapabilirim. Benim Postman'im ne oluyor? İşte bir client oluyor benim Postman'imde. Postman de bir client sonuçta. Burada da Postman işlemez. Çünkü bu client'ın, bu postun istek yaptığında öyle bir güvenlik şeyi yok. Önlemi, bir ne diyelim, policy'si yok. Ama tarayıcıları var arkadaşlar. İşte o tarayıcının o güvenliğini kırmak için yapıyoruz biz. Tamam. Arkadaşlar genel bir soru cevap alalım. Şimdi genel bir yavaş yavaş bitirelim. Kodlamayı falan anlatmadım. Kafanızda sadece hani amaç bir şey otursun. Bunun üzerine videoları izledikçe arkadaşlar, makaleleri okudukça, pratik yaptıkça bu şeyiniz gelişecek. Kafanızda senaryolar daha iyi oturmaya başlayacak. Bundan hemen endişelenmeyin. Yani ilk okuduğunuzda kafanızda oturmaması çok normal. Özellikle bu authentication, authorization, özellikle bu konuyu seçtim ki hani genelde insanların en zorlandığı kısım bu. Anlaşılması biraz zaman alan bir şey. Yani biz de zamanla öğrendik. Yani öyle bir kere bir makalede hemen kafaya oturmaz bu konular. Diyelim soru cevapları alalım. Varsa arkadaşlar. Sorular varsa alabiliriz. Tamam. Validate token içinde DB bazı doğrulama yapabilir miyiz? Örneğin user tablosunda is active. Arkadaşlar bu iyi bir best practice değil. Yapılabilir ama sen her token geldiğinde token içerisindeki bilgileri veri tabanına gideyim kontrol edeyim dersen bu eyvallah senaryoya göre olabilir. Yani olmaz diye bir şey yok ama mümkün olduğunca token doğrulama işlemini imza ile yapmak lazım. İmzası, ömrü, dağıtıcı kim? Ne demiştik? Şurada hemen bir tanesini unuttum ben. İmzası, audit parametresi, kim dağıtıyor bu token'ı? Ömrü. Bu dört üzerinden doğrulama yapmak daha uygun. Çünkü bu senin server'ına ağır bir yük götürür. Yani işte JSON'daki token içerisindeki her bir JSON'daki token'ı istek yapıldığında içine bir data alıp veri tabanından kontrol ettiğin gibi bir şey yaparsak bu çok uygun bir yöntem değil. Ama senaryon vardır, kullanmak durumundasın, eyvallah, kullanırsın. Yani amacımız mümkün olduğunca uzak durmak, bu doğrulama işleminde veri tabanını kullanmak. Orada da illaki öyle bir senaryon vardır ki doğrulamada benim veri tabanını kullanmam lazım. İşte orada da yazma hızı yüksek
olan NoSQL veri tabanları kullanılabilir. Bir ilişkisel veri tabanı kullanmak yerine. Tamam herhalde, yani sorular gelirse artık bakarız. Şimdi bir şey yapalım arkadaşlar. Yavaş yavaş sonuna gelip ben sizlere istersen Buse sen bahset, öyle bir açıklayalım. Tabii ki. Ekranınızı alalım mı? Kalsın mı? Tamam, ben şimdi alayım. Hmm. Şimdi alacağım, ben onu da açayım. Şimdi kapatabiliriz. Çaydan. Bu arada arkadaşlar umarım faydalı olmuştur. Böyle biraz hızlandırılmış kurs gibi oldu ama böyle bir kritik konuyu da anlatmak istedim. Neredeydi bizim? Şuradan bir şey açalım. Evet, bizi çok keyifli, faydalı bir yayında. Umarız arkadaşlarımız da aynı şekilde düşünüyordur. Şöyle açalım. Şimdi şöyle, Fatih Bey'in bildiğiniz gibi Udemy'deki kursları bayağı hatta izlenen çok kurslarına sahip. Bunlardan sizler için ücretsiz kuponlar oluşturdu. Bunları ekrana yansıtalım mı? Yansıtalım. O zaman. Tabii şöyle. Arkadaşlar ekranda her bir kurstan 10 tane ücretsiz kupon var. Sizden ricam, sanırım 50 kişiyiz, kaç kişiyiz? Herkes uygun olan bir kursu kuponuyla beraber ücretsiz satın alabilir. Ama sayımız şimdi 50'den fazla, ben göremiyorum ama. Şu anda biraz azalmış. Azalmış galiba. Tamam. Evet. O zaman arkadaşlar başta birer kurs alalım. İstediğiniz herhangi bir kurs arkadaşlar Udemy'ye girip ilgili kuponu satın alma esnasında eklediniz arkadaşlar. İlgili kursu ücretsiz satın alabileceksiniz. Her birinin sayısı 10'ar tane. Yani her bir kuponun en fazla 10 kişi faydalanabiliyor. Herkes hoşuna giden bir kursu arkadaşlar, ihtiyacı olan bir kursu ücretsiz bir şekilde satın alabilir. Eğer ki bakarsanız bir saat sonra hala kaldıysa deneyerek de arkadaşlar, yani kalanlardan da tek tek ilgili kurslar için deneyip, hani sayımız eğer 50'den azsa büyük ihtimal boşta kupon kalacaktır. Almak isteyen arkadaşlarımız alabilir. Şu ekranda kalsın biraz. Bu arada sorusu olanlar varsa yine alabiliriz. Kuponlar için de çok teşekkür ederiz. Ayrıca iki gün bize zaman ayırdınız. Yine davetimizi kırmak geldiğiniz için. Evet. Çok işte güzel yayın oldu. Genellikle böyle biraz zor oluyor. Vakit sıkıntısından dolayı ama size vaktimiz de uçtu. Gerçekten benim için de çok keyifli bir eğitim oldu. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar için. Evet. Sağ olun arkadaşlar. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Bakalım, bekleyelim. Zaten arkadaşlar büyük ihtimal fotoğrafını da çekmişlerdir. Bu arada arkadaşlar bu kursların en çok hani talep edilen kurslar olduğundan dolayı özellikle bunları vermek istedim. Bu arada arkadaşlar mesela asenkron programlama mutlaka bilmeniz lazım. Eğer .NET tarafında ilerliyorsunuz, buna çok dikkat edin. Unit test yazma, şirketler çok unit test yazmaz ama genellikle, ama bir şirkete girmek istediğinizde genellikle mülakatlarda sorulabilir arkadaşlar. Üyelik sistemi ve JSON Web Token zaten ikisi başlı başına. Hangi senaryoyu ele alıyorsun ama mutlaka bir kullanıcı diye bir şey var. Mutlaka bir login ekranı var. O yüzden JSON Web Token, yani cookie bazlı kimlik doğrulama ve token bazlı kimlik doğrulamayı kafanızda çok iyi oturtmanız lazım. Çünkü çok böyle spesifik senaryolar gelebilir. İşte o senaryoları koda dökebilmeniz için orada iyi bir bilgi birikiminiz olması önemli. Developer bilmesi gereken kütüphaneler ise arkadaşlar daha çok en böyle temel olan arkadaşlara yönelik bir kursu. Sağ olun arkadaşlar. Sonlandıralım o zaman. Büyük ihtimal bekleyelim ya da bir dakika daha. Tamam. Bekleyin, sorular biraz varsa. Da tamam. Evet. Ha, bir sorular alalım.
Son bir kez yoklama formunu da hatırlatayım. Eğer hala doldurmayan varsa son 5 dakika daha açık kalacak formumuz. Doldurabilirsiniz bu sırada. Şöyle bir sorumuz gelmiş. Hemen onu alalım sırada. Bir Junior Developer almamızı lisans ettiğiniz ya da yaparsınız. Developer'da burada şey çok değişik arkadaşlar. Yani bir kere en azından bakın Junior dahi olsa temel seviyede işte şu iki konuyu yani JSON ve token'ı en temel seviyede bir bilmesi lazım. Yani en temel seviyede eyvallah şeyini geçtim. Word bazlı işte polis bazlı geçtim ama işte JSON ve token nedir? Nasıl doğrulama yapılır? Kaç parçadan oluşur? Bunları bilmesi lazım. İki, yine kuki bazlı kimlik doğrulama nedir? Bu konuları bilmesi lazım. Asenkron programlama nedir? Temel seviyede, bakın temel seviyede yani .NET C içerisinde bir uygulama geliştirirken karşılaştığımız temel yapıları bilmesi önemli. Yani Junior Developer'dan bir design pattern'ı beklemezler. Hani en temel seviyede geçtik bir web uygulaması yapabilecek seviyede olması lazım. Yani ben arkadaş dediğim zaman şöyle bir senaryo verdiğimde bir UX sistem olsun, 3 tane sayfam olsun, birine etnolog ile giriş yapılabilsin, birine kullanıcının işte şehir bilgisine göre giriş yapılabilsin dediğim zaman en temel seviyede en azından böyle bir site yapabilmesi gerekiyor. C#'ın tabii ki temellerini bilmesi lazım arkadaşlar. Eyvallah orada arkadaşlar bir delege, bir eventi aman hani anlamasını beklemiyorum Junior'dan. Ama en azından C#'ın da bir temel listelerini, jeneriklerini arkadaşlar bilmesi önemli. Yazdığı kodu niçin yazdığını bilmesi önemli. Yani bir kod yazıyor ama onu ezbere değil de işte şundan dolayı yazıyorum demesi çok önemli arkadaşlar. Bunlara dikkat etmek lazım. Burada dediğim gibi hani şu hata yapmamak lazım. Azar azar olsun, hepsinden olsun değil. Bir tanesini çok iyi bil. Java'yı, .NET'i, Python'ı. Üçünden bir tanesini, şimdi üç tanesinden verdim. Bir tanesini çok iyi bil. Diğerlerine arkadaşlar bak ne olur ki eyvallah. Öğrenmeye çalış ama bir tanesinde çok iyi olmak büyük bir fayda getirir sana. O zaman sonlandıralım. İtirici ekranda kaldım. Arkadaşlar ben çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için sıkılmadan. Umarım sıkılmamışsınızdır. Umarım faydalı olmuştur. Arkadaşlar da Buse ve Feyza'ya da çok teşekkür ediyorum. Bizi böyle bir platformda bir araya getirdi. Umarım inşallah biz yine ileride biz çok teşekkür ederiz. Uygun vakit olursa yine bir teknik teriste tekrar uygun umarım vakitte değerlendiririz. Farklı bir konuda. Peki. Evet, çok teşekkür ederiz. Sağ olun arkadaşlar. İyi akşamlar arkadaşlar. Evet. Hoşçakalın. Hoşçakalın.